İyi akşamlar değerli izleyiciler. ETV stüdyolarında 7. gün programına başlıyoruz. Bugün konumuz hemşeri dernekleri ve şehir getoları. Bugünkü konuklarımız İsa Özdemir, Hemşeri Dernekleri Dönem Başkanı ve evet, aynı zamanda Balıkesirler Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Yine sol tarafımda Haydar İzci var. Malatyalılar Derneği'nden katılıyor. Haydar Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ragıp Güneş Bey var. Afyonlar Derneği Başkanı. Ragıp Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Eyüp Deniz Makedonya Derneklerinden. Manisa Makedonya. Makedonya Göçmenleri Dernek ve Dayanışma Başkanı olarak. Dernekleri Başkanı olarak da siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyiciler, bugün Türkiye'nin genelinde var olan, bizim kültürümüzün bir parçası olan hemşeri dernekleri, sadece Türkiye ile kalmamış, yabancı ülkelere gittiğimizde o ülkelerde de kendi derneklerimizi, kendi köylerimizin, kendi şehirlerimizin, kasabalarımızın derneklerini kurmuş, derneklerin çalışmalarını yürüten insanlarız. Bu hemşeri derneklerimiz bizleri hemşeriler olarak güçlendiriyor mu? Yoksa şehirlerde getolar mı oluşturuyor? Getoların ortaya çıkarttığı sorunlar nedir? Şehir varoşlarında yaşamları nasıl sürdürürler bu hemşeri dernekleri veya göç edip gelen göçmenler? Bunları birlikte arkadaşlarımızla konuşacağız, sohbet edeceğiz. İsa Bey, sizden başlıyorum. İstersen bir tur derneklerinizi, çalışmalarınızı siz tanıtın. Evet. Ondan sonra da sohbetimize geçelim. Bir kendimizi tanıtalım ondan sonra. Hayırlı akşamlar. İyi seyirler diliyorum ekran karşısındaki arkadaşlara. Ali Bey'e böyle bir imkan verdiği için teşekkür ediyoruz. Ben İsa Özdemir, Hemşeri Dernekleri Platform Dönem Başkanıyım. Balıkesirler Dernek Başkanı dedi Ali Bey ama ben şu anda Balıkesirler Dernek Başkanı değilim. İsmail Bey'e devrettim dernek başkanlığını. Şimdi ben platformla ilgili önce bir konuşmak istiyorum. Platformu bir tanıtayım Ali Bey. Ondan sonra diğer konularımıza, yani şehir getolarınıza bir bütünleşmemiz mi yoksa bir ayrışmamız mı var, o konuya ayrıca değiniriz. 21 tane bir derneğimiz bulunuyor şu anda. Hemşeri Dernekleri Platformu'nda. Manisa'da. Manisa Merkez. Sadece Akhisar'dan bir derneğimiz var bunun içerisinde. Bunları bir tek tek saymak istiyorum. İşte ise arkadaşları da bir anmış olalım bu vesileyle. Afyon Karahisarlar Derneğimiz Ragıp Güneş. Ahla Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Çelebi Aslan. Akhisar Erzurumlar Derneği Başkanımız Müslüm Gülmaz. Ardahanlar Dernek Başkanımız Selahattin Özcan. Azerbaycan Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kaffer Hangül, Balıkesirliler Dernek Başkanımız İsmail Önay, Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneğimiz Mustafa Kader, Bayburtlar Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz Osman Uzun, Bitlisler Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz Cevdet Çiçek, Çerkez Derneği Rafet Tunç Kılıç, Elazığlılar Derneği Esat Say, Eskişehirliler Derneği Recep Kandemir, Gördesliler Derneği Uğur Çağlayan, Kağızmanlılar Derneği Cemil Aksoy, Kütahya ilinden yetişenler derneği Mustafa Örnek, Makedonya Göçmenleri Derneği Eyüp Deniz, Malatyalı Birlik ve Beraberlik Derneği Hacı Ali Özsoy, yine Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Erdal Keskin, Trabzonlar Derneği Mustafa Kazaz, Yuntdağlılar Derneği Mustafa Uymaz. Biz Hemşeri Dernekleri Platformu'nu 2011 yılında çalışmasına başladık. 2011 yılında o dönem Manisa Belediye Başkanı olan Sayın Cengiz Ergün'ün bir önerisiyle başladı. Buradan da anmadan geçemeyeceğim. Sayın Mustafa Genç bu platformun oluşmasında çok emeği geçmiştir. Ayrıca ona sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Platform 2011 yılında çalışmaya başlamış, 2012 yılında ilk festivalini yapmıştır. Yani ilk kültürel festivalini yapmıştır. Hemşeri Dernekleri Festivali adında 26 tane derneğin katılımıyla bir festival yaptık o dönemde. O dönemde bütün kültürümüzü, işte Malatya'nın kültürü, Makedonya'nın kültürü, Balkanların, Afyon'un, Balıkesir'in birçok şeyi, gıdasından tutun da bütün folklorine kadar bir tanıtım gerçekleştirdik burada. Tabii ki o 2012'deki bizim çalışmamız, ilk çalışmamız olduğu için biraz daha zayıftı. Ama 2013'teki biraz daha görkemli olmuştu. 2014'te daha güzel bir yani bir şey
Festival geçirdik. Ali Bey, o dönemlerde herhalde festivallerimize katıldı mı katılmadı mı bilmiyorum. Hiç geldi yok, mi? Yok, katılmadım. Keşke katılmış olsaydınız. Bizi daha iyi tanırdınız. Bizi daha iyi anlardınız. Daha iyi anlardınız. Şimdi 2015'te bütün hazırlıklarını yaptığımıza yapmamış olmamıza rağmen festivalimizi gerçekleştiremedik. O da ülkenin bulunduğu durumdan dolayı, terörden dolayı programını yapamadık. Hemşehri Dernekleri Festivali'ni yapamadık. Ama 2016 yılında ülkemiz daha güzel olur. İşte terörden uzak oluruz. Ve biz bir festival daha yapmayı planlıyoruz inşallah. Buyurun Ali Bey. Teşekkür ediyoruz. Siz de isterseniz Mekadon Göçmenleri Derneği'ne bir tanıtım. Hayırlı akşamlar. İsmim Eyüp Deniz. Manisa Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Danışma Dernek Başkanıyım. 60 gündür görevdeyim. Yeni başkanım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu yayında bize vakit ayırdığınız için bütün ETV ailesine ve Ali Bey'e teşekkür ederim. Teşekkürü bir borç bilirim. Hemşire derneklerinin en genç üyesiyim. Yönetim kurulu üyesiyim. Çok güzel. Derneğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulan Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Danışma Derneği'dir. 1950-1960 yılları arasında Makedonya'dan serbest göçmen statüsünde ana yurduna göç eden bir topluluğun kurduğu bir derneğimizdir. Başka şehirlerde de var mı Makedon göçmenleri? Var. İzmir, Bursa, ağırlıklı. Balıkesir, İstanbul, Kocaeli illerinde de Makedon göçmenimiz mevcut. Kasım ayında onlarla da bir koordineniz var değil mi? Var. Evet. Kasım ayında seçilen genç bir yönetim kurulu olarak yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutmak, kalıcı iz bırakmak, eserler bırakmak. Bu yönetimin hedefi, amacı o. Birçok aktivitelerimiz oluyor. Faaliyetlerimiz oluyor. Bunları zaman zarfında insanlarımızla, Manisa'nın yerlisinle, Manisa'nın insanıyla, halkıyla paylaşmak, devlet erkanıyla iç içe olmak ve bugüne kadar Makedonya göçmenleri olarak Sayın Valimiz, dönemin valileri, belediye başkanları, emniyet müdürleri güzel ilişkiler içinde olduk. Ve inşallah bundan sonra da Sayın Valimiz, emniyet müdürümüz, belediye başkanlarımızla güzel ilişkilerde, bütün festivallerimizde, yapacaklarımızda iç içe olmak amacımız bu. Son derece mutluyum. Abilerimin, başkanlarımın yanında olmaktan gurur duyuyorum. Dediğim gibi en genç benim. Benden ufağı yok. İnşallah büyüklerimle, başkanlarımla güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Zaten gençliğe bırakıyor. Evet. Evet. Gençliğe evet. Gelecek olduğu evet. için gençlerin yer alması evet. daha olumlu diye düşünüyorum. Evet. Haydar Bey, sizden devam edelim. Ben de öncelikle ETV ailesine ve sizlere bizim bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ekranların başındaki sevgili seyircilerimize buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Malatyalılar Derneği bu derneklerin içerisinde biraz daha tecrübeli, erken kurulan derneklerden bir tanesi. 2001 yılından 15 yıllık bir derneğiz biz. Mevcut başkanını Erdal Keskin kardeşimiz yapıyor. Ben danışma kurulu başkanlığını yapıyorum. Tabii Malatya'dan Manisa'ya gelen hemşehrilerimiz aşağı yukarı 1950 yıldan itibaren buradan ikamet yer etmelikteler. Bu çalışma süreç içerisinde hem kendi birlik beraberliklerini hem de Manisa kent kültürüyle birlikte hayatı paylaşarak bugünlere gelmiş bulunuyorlar. Tabii Malatyalılar biraz daha bulunduğu şehirlerde, kentlerde birbirine birlikte yaşayan bir insanlar. Birlikteliği paylaşan bir yapısı var. Siz de belki şehir şehir geziyorsunuz, bu birlikteliği birçok yerde belki de görmüş olabilirsiniz. Ama ancak en çok önemli noktalardan bir tanesi, biz Manisa'yı seviyoruz. Biz Manisa'da yaşamaktan mutluyuz. Hakikaten Manisa'nın her bölgesinde, her alanında hayatı paylaşmakta biz çok hoşnutuz. Malatyalıların tümüne buradan hem Manisalılarımıza hem Malatyalılarımıza hayatı paylaştıkları için bu kültüre hem kendi kültürümüzü yaşatıyoruz hem kent kültürüne fayda katıyoruz. Tabii bunları yaparken de ben Manisa'nın halkına buna çok teşekkür etmek istiyorum. Çok yapıcı bir halkı var. Aynı zamanda dışarıdan gelen insanlara daha sıcaklar, daha sıcak bir yapıları var. Teşekkür ederim ben buradan. Birçok şeyleri daha paylaşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda şunu demek istiyorum. Hakikaten şu çok önemli. Yani burada hemşehri dernekler platformu kuruldu ama bunun içeriğinde bulunan dernekler
bir arkadaşlık, bir dostluk, bir samimiyet içerisinde olan bir yapısı. Yani Manisa'nın içerisinde bulunan dernekler Türkiye'nin bütün illeri kapsıyor aşağı yukarı. Her tarafta Manisa'da gül bahçesi gibiler. İşte Trabzonlusu, Eskişehirlisi, Malatyalısı, Bitlisisi birçok şeyden gelen arkadaşlarımla da bu platformu kurduk. Yapılan bence başkanım iyi şeyler değindi. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapacağımız festivallerde ve bundan sonraki çalışmalarımızda da Manisa'nın yerel yönetimine, mülk amirlerine bizlerle birlikte katkı verdikleri sürece biz projelerimizi daha iyi bir şekilde yaşatmak istiyoruz. Hayata geçirmek istiyorsunuz diyorsunuz. Evet, Ragıp Bey size geçelim. Buyurun. Evet. Ben Doktor Ragıp Güneş, Manisa Afyon Karahisarlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanıyım. Derneğimiz 2009 yılında kuruldu. 7 yıldır çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetler arasında her yıl düzenlediğimiz, geleneksel olarak düzenlediğimiz katmer şenliklerimiz var. Bu katmer şenliklerimizi hem Manisa'dan hem de Manisa dışından hem hemşehrilerimiz hem de Manisalı dostlarımız yoğun bir şekilde ilgi göstererek katılıyorlar. Tabii buradaki temel amacımız şu: biz Manisa'da yaşıyoruz, Manisa'da kazanıyoruz, Manisa'da bu kazanımları Manisalı dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte yaşayarak hem yaşamak hem de eğlenmek hem de sonuçlarını görmek istiyoruz. Bizim Manisa'da yaşayan aşağı yukarı 30 bin civarında hemşerimiz var. Aşağı yukarı 1950'li yıllardan bu yana Afyon Karahisarlı hemşerilerimiz Manisa'ya yoğun bir şekilde göç yapmışlar. Tabii bunda Afyon Karahisar'ın kırsal ve sanayi ve ticari açıdan yeterli gelişmemesinin önemli bir faktörü var. Manisa halkı da Haydar Başkan gayet güzel ifade etti. Çok müşfik, merhametli, hamiyetli, gelen insanları bağrına basmış. Ve biz de hemşerilerimiz burada yoğun bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Afyon Karahisarlılar Derneği olarak biz hemşerilerimizin Manisa'da mutlu olmasını, aidiyet duygularının gelişmesini, şehrin eğitiminden, sanayisinden, sağlığından her konuda en üst seviyede yararlanıp pay almalarını arzu ediyoruz. Ve bu pay almalarını artırabilmek amacıyla çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Derneğimizin yaptığı faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bu yapılan bütün icraatların, etkinliklerin temel nedeni hemşerilerimizi hem Manisalı kardeşlerimizle kaynaştırmak, onlarla beraber yaşam sevincini artırmak, yine Manisa'ya ekonomik olarak katkı vermek, Manisa'ya eğitim olarak katkı vermek, bu anlamda bu ilişkileri bir artıya, daha yüksek noktalara götürmek istiyoruz. Tabii bunları yaparken mesela şu örneği vermek isterim. Biz dernek olarak aşağı yukarı 6 yıl önce web sitesi kurduk. Kurulan web sitesinde yapılan etkinliklerimizi ve yaşadığımız güncel olayları ve diğer ilişkilerimizi, dostluklarımızı oraya hem resim hem de yazılarla döküyoruz. Web sitemiz şu anda örnek teşkil eden bir yoğunlukta 350 bin tekil tıklamada. Yani hem hemşehrilerimizden hem de Manisalı dostlarımızdan ve Manisa'nın haricinde de yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Ben bunu şu açıdan ifade etmek istiyorum. Dernekler toplumun damarları. Tüm dernek arkadaşlarım için ben bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Hiçbir dernek şahsi çıkar için bu konunun içinde değildir. Dernekler tamamen özellikle yörelerinden kopup gelen safiyane duygularla ekmeğini kazanmak isteyen insanlarımıza burada öncülük ediyor, kucaklarını açıyor ve onları en iyi şekilde korumak istiyor. Temel nedeni bu. Rakip Bey, dernekleri tek tek tartışacağız. Yani hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktılar diye bir tür şeylerimizi tanıttık. En azından kendimizi tanıttık. İçinde bulunduğumuz dernekleri tanıttık. Şimdi de dernekler niye, nasıl ortaya çıktı, onları biraz konuşalım derim. Ben yine Eyüp Bey'den başlamak istiyorum. Buyurun. Eyüp Bey Manisa'da Bulgar Ristan'dan gelen de, Yunanistan'dan gelen göçmenler de var. Onların dernekleri var mı burada? Bulgaristan Göçmenleri Derneği evet var. Var. Var ama Yunanistan'dan şu an Manisa merkezde yok. Bulgaristan var. Giritliler var. Giritliler. Eski göçmen olarak, atalardırlar olarak gelip de buraya yerleşen aileler var. Ama nüfus olarak belli bir kitle değiller.
Biz Makedonya göçmenleri olarak bugün Manisa merkezde 15 ile 20 bin nüfus varız. Şimdi şeyi anlayabiliyorum. Mesela bir işte Afyonlar Derneği'ni, Balıkesirler, Malatyalılar Derneği'ni anlayabiliyorum. İşte onlar kendi o köylere, şehirlerinde yaşadıkları şehirlerde işte kültürlerini buraya taşımak, burada yaşatmak istiyorlar. Evet. Bu kültürler nedir? Oradaki yaşam şekillerinin bazılarını burada sürdürebilmek. Yöresel kıyafetler, yemek yemekler. Yöresel kıyafetler. Evet. Vesaire onlar işte yürütme. Siz Makedonya göçmenleri olaraktan burada yani hangi ihtiyaçtan kuruldu derneğiniz? Şu ana kadar Manisa'ya kattığınız katma değer nedir? Yani böyle bir Makedon Manisa kültürü buluşması mı? Oradaki yaşam şeklinizi mi burada icra etmek istiyorsunuz? Evet. Yani nedir Manisa'ya ne katkılar sunuyorsunuz? Tamamıyla oradan buraya göç eden atalarımızın o dönemde 1950-60 yılları arasında atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin orada o zaman savaş esnasında bu tarafa göçler başlıyor. Savaştan kaçan büyüklerimiz burada çeşitli yerlere yerleşiyorlar. Malumunuz o zaman o dönemlerde de orada Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi hayat şartları ağır. Yaşam koşulları ağır. Zor. Ondan dolayı bu tarafa göçler başlıyor. Göçler başladıktan sonra Manisa'nın merkezimizin belirli yerlerinde, belirli noktalarında yerleşmeye başlıyor. Meslekleri var fakat dil sorunları var. Dil bilmiyorlar. Çevre yok, akraba yok, maddiyat yok. Her şeyini bırakıp geliyorlar. Hiçbir hak talep etmeden Türkiye'ye, ana vatana yerleşiyorlar. Bizim de o dönemde Manisa Merkez Üzümcüler İlköğretim Okulu, Karaköy, Malta dediğimiz semtlerde bir yoğunlaşmalar başlıyor. Tamamıyla Makedonya göçmenleri olarak o semtte yerleşiliyor. Zanaat olarak inşaat sektörü bizde çoğunlukta. Bizim ata baba mesleğimiz inşaattır. Hı hı. O günden bugüne kadar da geçimleri bu şekilde sağlıyorlar. Çok zor şartlarda bugünlere geliyorlar. Tırnaklarıyla kaza kaza alın terinlerine bugünlere geliyorlar. Evet, derneğimizin kuruluş aşaması tamamıyla Makedonya'daki bırakılan izleri, yöresel kıyafetler, yemekler. Yani Makedonya'dan o geldiğiniz yöredeki işte köyden veya kasabadan, nahiyeden geldiğiniz o bölgenin kendi yaşam dokusuna hayat, uygun, evet, dokusuna uygun. O dönemki yemeklerimizi hala evlerimizde yapabiliyorsunuz. Evet, mevcut. O günün işte giysilerini hala işte bunu giyebiliyoruz. Etkinliklerinizde yapıyorsunuz işte festival. Peki şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani siz bu dernekte şey yaparken yani bu kültürü mü yaşatmak istiyorsunuz? Makedonya'dan getirdiğiniz kültürü Manisa'da mı yaşatmak istiyorsunuz? Evet. Onun çalışmalarını mı yapıyorsunuz? 90 veya Makedonya'ca konuşuluyor mu hala? Şimdi, veya onun işte kursları falan konuşması oluyor mu? Sürdürebilirlik açısından. Şimdi Makedonya'dan gelen o tayfa, o rüzgar ne getirdiyse aynı şekil etkinlik, kültürel, sosyal, kılık kıyafet, yöresel olarak, gıda olarak, yeme olarak, yemek olarak aynısı bizde şu an camiamız içinde mevcut. Dili konuşuluyor mu? Evet var. Evet, halen var. Şimdi kurslar veriyor musunuz? Şimdi biz 60 gündür bir görev içindeyiz. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarım, benim ailem, hepsi benim emsalim, benim yaşıtım. Bizden önceki bayrak yarışına giren Birol Başkanım, Birol Vardar abim kendi yönetiminde bu kursu dile getirmişler, çalışma yapmışlar. Evet, biz de karar aldık yönetim olarak dil kursu tekrar derneğimiz çatısı altında tekrar devam edeceğiz diyorsunuz. Sizinle evet, tekrar devam edeceğiz. Ragıp Bey'e geçiyorum. Ragıp Bey, şimdi siz şeye vurgu yaptınız, altını çizdiniz, işte Manisalı hemşerilerimizle, işte bunlar da evet, burada bizimle birlikte hareket ediyorlar, memnun olduğunu söylediniz. Oysa bundan 3 yıl önce Bursa konuşmasını yapan Sayın Bülent Arınç, Manisalıların hemşerilik duyguları gelişmemiştir dedi. Öyle bir şey kullandı. Ben onun da nedenlerine... Müsaade ederseniz şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sorumu sorayım mı? Buyurun. Şimdi
dedi. Şimdi Anadolu insanıyla, şimdi diyelim ki kentte yaşayanlar, yani Manisa'nın kentlerinde yaşayanlar ve Anadolu'nun o köylerinden gelenler arasında bir kıyaslama yaptığımız zaman, şimdi Anadolu'dan gelen insan komşusuyla, mesela atasözümüz var ya, komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Aynen. Bizde niye hemşerilik duyguları gelişmiş, güçlenmiştir? İşte Malatya, Sivas, Maraş bilmem doğuda daha çok, doğu illerimizde, İç Anadolu ve Ege'ye veya batıya göre ihtiyaçlanır. Çünkü ben bugün işte komşumla kötü olursam yarın bana işte kazması lazım olacak, onun işte hayvanı olacak, öküzü lazım olacak. Ben bunu komşumla kötü olduğum zaman bu ihtiyaçlarımı karşılayamayacağım. Yani komşuluk ilişkilerimi iyi sürdürmeliyim ki ihtiyaçlarımızı da birbirine karşılayalım. Veya işte ben şimdi bizim Anadolu insanı şeydir, düğün yaptığında, cenaze sorduğunda ve ev yaptığında, bunlar kutsal değerlerdir bizler için. Evet. Mesela ev yapmaya başladığında işte komşulara gider çalışır, ilk kazmayı küreği alır, o zaman böyle şeyler yokturdu. Çalışmaya veya çalışamıyorsa da götürür bir tane işte ya bir tavuk keser ya bir horoz keser veya ustalarına yemek verir. Yani ilk şeyi komşularla birlikte atarlar temeller. İşte düğün de aynıdır, cenazeler de aynıdır. Çünkü bu tür ihtiyaçları o köy yerinde yaşadıklarından dolayı köylü komşularıyla birlikte iyi ilişkiler sürdürmek zorunda. İhtiyaçtan kaynaklı bir iyi ilişkiler kurdurmak zorunda. Bunun insani yönü de var. Yani insani yönü %90'sa %10'u da buna bağlı olarak da. Ama kentte yaşayanların böyle bir şeyi yoktur. Zorunluluğu yoktur. Yani ben işte param var cebimde. Bana bir kazma, bir kürek lazım olacaksa da ben gider alırım. Yani bunu işte alt kattaki veya yan komşumdan istemem diye bir şey var. Yani ihtiyaçlardan doğmuştur. Yani sizin Manisa'da da afyonları dernekleşmesi hangi ihtiyaçlardan doğdu? Yani Manisa'ya siz biraz önce işte buradaki derneğinizin içerisinde işverenler var, akademisyenler var, öğrenciler var, ticaret yapanlar var. Elbette bir katma değer sağlıyor. Şimdi Manisa'nın size sağladığı katma değer nedir? Ben müsaade ederseniz hemen bunu cevaplamak isterim. Manisa'da özellikle bizim derneğimizin çıkışını, o günleri biraz geri döndüm, düşündüm az önce. Yoğun bir taleple beraber biz Hakanlar Petrol'de aşağı yukarı 1000 kişi civarında bir katılımla ilk kuruluşu gerçekleştirdik. Bunun böyle olmasının sosyolojik nedenleri olduğu kanaatindeyim ben. Şöyle ki, şimdi gelişen ekonomi, ticaret ve siyaset, her ne kadar biz şehir merkezinde yaşasak da insanlar birbirinden kopuk, birbirinden uzak. Dolayısıyla insanların aslında kendi evlerinde yalnız olarak yaşadıkları kanaatindeyim ben. Yani dost sayısı az, kendi evlerinde yalnız yaşayan gruplar bir bütünlük, bir koruyuculuk, bir aidiyet duygusu arama yani almış. Yalnız içinde yaşayan bir afyonlu ya bir başka afyonlu mu sahip çıkmalı? Şimdi şöyle, bu bölgede yaşayan binlerce hemşerimiz var. Bu hemşerilerimizin bu tür duygularını biz az veya çok hissediyoruz. Artı bir noktaya daha açıkça ifade etmek isterim. Tabii bu bütün derneklerde de aynı şekilde olduğu kanaatindeyim. Bütün derneklerdeki ve bizim derneğimizdeki hemşerilerimiz belli ölçüde koruma faktörünün olması gerektiği anlayışı içinde. Yani mesela şehir içinde yaşarken yeterli çevresi yoksa emniyete gitmek ona bir sıkıntı verebilir. Yine şehir içinde yeterli çevresi yoksa bir sağlık camiasında bir problemini hallederken bizim hemşirelerimiz sıkıntı duyabilir. Ben şimdi mesleğim gereği doktor da olduğum için bu konular bana çok yabancı değil. Hem Afyonlu hemşirelerimizden olsun hem de dışarıdan Manisa'lı dostlarımız sık sık bana gidip, hatta bugün de soruldu. Ya doktor bey, işte şu konuda hastalığımız var. Bu hastalığımıza çare olacak hekim kimdir? En güvenilir hekim hangisidir? Şeklinde bir soruyla geliyorlar. Ve biz de bu arkadaşlarımıza, ya bizim işte şurada tanıdık arkadaşımız var, dostumuz var, abimizdir veya şu hemşerimizdir, ona hemen bir telefon edelim, size yer ayıralım dediğimiz zaman, yani bizim hemşerilerimiz ve diğer Manisa'lı dostlarımız çok memnun olur. Ben bir örnek daha vermek isterim. Yani şöyle açarsak mesela, diyelim ki o zaman
sizin bu çalışmalarınız sistemin kendi eksikliğini tamamlıyor. Tabii ki. Tabii sistemin... Yani sistem işleyiş olsa o zaman sizin bu çalışmalar, yani örnek içerisinde söyleyeyim, o hemşerinizi işte bir sağlık sorunuyla ilgili veya bir hükümet dairesindeki başka bir sorunla ilgili siz o zaman ilgilenmemiş olacaksınız. Sistem işlemiş olsa. Biz tabii onların yaşam formlarını daha rahatlatmak, belli bir konfor noktasına getirmek, önlerini açmak ve burada şehir merkezinde birbirinden habersiz yaşayan binlerce insanı kaynaştırıp tanıştırmak istiyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi bu. Ve bununla ilgili pek çok örneği yaptığımız etkinliklerde şahit olduk. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Mesela diyelim ki bir mahallede Afyonlu oturuyor. Evet. Yani bir Afyonlu yan tarafındaki bir Manisalı'yla, Bitlisli'yle, işte Kayserili'yle o ihtiyaçlarını karşılayamıyor mu? Yani o yalnızlığını gideremiyor mu? Şimdi ben müsaade ederseniz oraya da gelmek istiyorum. Aslında şimdi derneklerde temel olarak böyle bir kuruluş noktası oldu. Ama daha sonra artık şunu gördük. Biz Manisa'da yaşıyoruz. Manisa'da yaşayan diğer yörelerden gelen ve Manisa'lı insanlarla kaynaşmamız gerekiyor. Bu açık ve net belli oldu. Bu noktadan sonra dayanışma platformu gündeme geldi. Ve dayanışma platformu da öyle güzel tuttu ki, yani öyle bir maya kondu ki, yani burada 21 veya 22 dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve insanlarıyla beraber muazzam bir kaynaşma yaşandı. Ben şimdi mesela pazara gidiyorum. Pazarda bir bakıyorum, yanımda işte bir başka dernekten bir arkadaşımız, kardeşimiz. Ya başkanım, işte hayırlı pazarlar, nasılsınız? Paylaşıyoruz. Mesela ben eğer orada pazarda satış yapıyorsa arkadaşımız, ondan gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyorum. Böyle bir kaynaşma yaşandı. Manisa'lı dostlarımızdan da bizim şenliklerimize veya diğer arkadaşlarımızın şenliklerine geldikleri zaman, ya sizler ne kadar iyi insanlarsınız, biz sizlerle paylaşıyoruz, bütünleşiyoruz, bu şunu gerektiriyor. Daha öncelerde bize şu eleştiriyi getiriyorlardı, ya hemşeri dernekleri biraz ayrışmayı ifade eden bir şey değil mi acaba diye söylüyorlardı. Ama ben tam tersini iddia ediyorum. Burada tutan mayayla beraber hemşeri derneklerinin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne en iyi aracı olan, en iyi motive eden unsurlardan, ögelerden biri oldu kanaatindeyim. Hatta arkadaşlarımızla dışarıda da ifade ettim bu görüşümü. Hemşeri dernekleri akademik olarak incelenmesi gereken çok ciddi bir sosyal öge. Bu iyice araştırılıp tüm Türkiye'ye de örnek olmalı. Biz asla ayrışmayı veya sadece kendi derneğimizin çıkarlarını değil, bir bütün içinde birlikte olmayı ve dayanışma platformuna üye olan bütün hemşeri dernekleri bizim kardeşimiz. Bu kardeşliğimizi ihsas ettik. Mesela burada programa az önce konuştuk. Bir arkadaşımızın, bir başka dernekteki dernek başkanı arkadaşımızın önce veya sonra çıkması asla bizim için sıkıntı olmadı. Hatta biz dedik bırakalım, diğer arkadaşlar çıksın diye söyledik. Bu o kadar güzel bir kardeşlik ki bunda bu kuruluşta emeği olan yeri geldi onu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Sayın Mustafa Genç, yine bize derneklerimize katkı veren Yunus Emre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi, yine bize şenliklerimize ciddi katkı veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Başkan ve adlarını sayamadığımız pek çok kardeşimiz bizdeki bu pozitif ışığı gördükleri için dayanışma platformuna olağanüstü destek veriyorlar. Ben kendilerine sizin programınız aracılığıyla, ETV ailesinin aracılığıyla buradan hasreten teşekkürlerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. Yani sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Ali Bey bir şey söyledi orada da, dedi ki hani ayrıştırıcı gibi gördü dernekleri, hemşeri derneklerini. Şimdi bizim başta da sloganımız vardı, biz Manisa'dayız, Manisalıyız diye sloganımız vardı. Yani o şeyle hep hareket ettik. Kesinlikle ayrıştırıcı olmadık. Evet. Bizim yani şu anda Manisalı dostumuz da, birçok dostumuz da vardır. İşte Malatyalı da vardır, Erzurumlu da vardır. Yani bu hemşeri derneği dediğinde acaba sadece Afyon'un kültürünü mü yaşatmak istiyorlar? Balıkesir'in kültürünü, Malatya'nın kültürünü mü tanıtmak istiyorlar gibi bir izlenim doğuyor. Ama biz öncelikle Manisalıyız. Daha sonra Malatyalıyız. Evet, daha sonra evet. Afyonluyuz. Daha sonra Balıkesir'deyiz. Ama bizim çocuklarımız bizi sorduğumuzda, yani siz de sorduğunuz gibi Manisalıyız diyorlar. Ben kendim Balıkesir'liyim.
Ama şu anda Manisalıyım. Benim babam Balıkesirliymiş. Çünkü ben artık buradayım. Burada yaşıyorum. Yani her bütün ihtiyacımızı burada karşılıyoruz. Kesinlikle hemşeri dernekleri ayrıştırıcı değildir. Daha çok birleştiricidir. Eğer ki ayrıştırıcı olmuş olsaydık biz şu platformu oluşturamazdık. 22 tane dernek, 22 tane il ayrı ayrı bir yerde buluşamazdık. Yani biz Manisa'da bir bütünlüğü, bir dostluğu, bir kardeşliği yaşatıyoruz diye düşünüyoruz. Ve bu şekilde de devam edecek diyoruz. Yani bu örnek hemşeri dernekleri platformu zannedersem Türkiye'de ilk defa herhalde Manisa'da var diye biliyorum. Evet. Onun dışındaki illerde yok. İnşallah onlara da örnek olur. Ben burada konuyu da açmışken, şimdi hemşeri dernekleri platformu sadece Manisa merkezde var ama ileriki günlerde tabii ki bizim Salih'te de, Turgutlu'da da, diğer ilçelerimizde de hemşeri derneklerimiz var. Bunlarla da mutlaka bir iletişime gireceğiz ve hemşeri dernekleri platformunu daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şimdi konu şuraya geliyor bir de. Şimdi yani Manisa'nın dışındaki hemşeri dernekleri, hayır, Yuntallar Derneği de bizim içimizde. Yuntallar Derneği Manisa'nın bir derneğidir. Gördesliler Derneği de bizim içimizde. Yani Manisa'nın bir derneğidir. Yani kesinlikle bir ayrıştırma yoktur. Bütünleştirme yani birleştiricidir. Ayrıştırma derken, şimdi ben de aynı zamanda bir dernek başkanıyım. Avrupa Manisalılar Mezhebi Derneği, evet, başkanıyım. Bizim de burada Manisa'm diye bir platform kurduk. Daha önce Haydar Başkanım da gelmişti. Şu anda Manisa'da çalışmaları var. Şimdi ayrıştırma başka bir şeydir. Var olan bir şeyi ayrıştırmadır. Evet. Şimdi bir bütünlüğü ayrıştırmadır. Şimdi burada bir bütünlük yoktur zaten. Bir parçaları birleştiriyorsunuz. Siz 22 tane, işte 23 tane dernek bir araya gelmişsiniz. Bir parçaları birleştiriyorsunuz. Evet. Onun için siz ayrıştıran olmazsınız. Çünkü ortada bir şey yoktur. Siz bütünleştirmeye yani çalışıyorsunuz. Orada ayrıştırma yoktur. Şimdi ayrıştırma dedim. Biraz önce işte başkanımın da konuştuğu gibi. Şimdi bu tür şeyler ihtiyaçtan kaynaklanıyor. İşte Malatya'dan, Maraş'tan, Sivas'tan veya Afyon'dan, Balıkesir'den, Makedonya'dan gelmiş. Buraya yerleşmişler. Biraz önce başkanım açtı, işte tanıdıkları yoktur. Şimdi şöyle bir şey olsaydı, yani bizim ülkemizde bir göçmen dairesi olsaydı, evet, işte Manisa'da da bir göçmen şubesi olsaydı, Manisa'ya gelen göçmenlerin, işte Malatya'dan, Sivas'tan, Afyon'dan göçüp yükleyip gelenleri karşılanıp onların sorunları olsaydı, işte barınma yerlerini verselerdi, onların iş koşullarını, çocukların eğitimini veya sağlık konularında bir hizmet olsaydı bu tür ihtiyaç doğmazdı buna. Bu neden doğuyor? İhtiyaçtan doğuyor. Şimdi buna ayrıştırma veya karşı olma sözüm bitiyor. Evet. Karşı olma demek değil de tam da bu ihtiyaçtır. Şu dönemde ihtiyaçtır. Siz bunları iyi ki yapıyorsunuz. Bugün var olan işte devletin yapmadığını veya Manisa'daki yönetimlerin yapmadığını sizler yapıyorsunuz. Tabii oradaki. Yani. Bunun için var ihtiyaçlar. Bu bir zorunluluktur sizin için. Yani biz burada tartıştığımızda, konuştuğumuzda veya benim söylediğimde mantık şeydir. Yani bunlar olsaydı, yani sistem, devlet bunu yapsaydı buna ihtiyaç kalmayacaktı. Ama bugün siz de yapmadığınızda orta yerde kalacak. İnsanlar zor durumda kalacak. Şimdi siz de onları da yapmak zorundasınız. Buradaki eleştiri sizin yaptığınızda değil, devletin yapmadığına, bizim göçmen bürolarımızın olmadığına, bu göçü hesaplı yapmadıklarına, işte burada varoş şehirlerin oluşmasına, gecekonduların oluşmasına bizim tepkimiz bunlar olmamalıydı. Yani şimdi Manisa'ya şeyden, seyir alanından baktığınız zaman yani böyle hayalet şehire benziyor. Bir tarafında bilmem binalar, bir tarafında iç içe girmiş bilmem neyler. Şimdi şehir planlaması olsaydı, göçe burada göçmen büroları kurulsaydı bunlar olmazdı diye düşünüyorum. Sizinle yine devam edeceğiz. Haydar Bey'e dönelim. Evet. Haydar Bey, biraz önce dediniz işte 50. yıllarda geldik biz buraya. Malatyalılar olarak ilk gelen, şimdi gelenlerin çocuğu doğduysa 65 yaşındadır. Şimdi 65 yaşındaki amcalarımız, ninelerimiz, kardeşlerimiz burada Malatyalılar olarak yaşam sürüyorlar. Aynı zamanda da sanırım Manisa'da en yoğun yaşayan Malatyalılar. Burada Yeni Mahalle gibi bir mahallemiz var. Aynı zamanda da Malatyalılar Mahallesi olarak geçiyor. Nedir bu Malatyalıların, biraz önceki başkanıma sorduğum soruyu size de sorayım. Yani katma değeri nedir? Malatyalılar burada hem kendi yaşam alanlarını nasıl kolaylaştırıyorlar, Manisa'ya nasıl bir katma değer sağlıyorlar?
65 yaşında olan şu an ilk doğan çocuk ben Malatyalıyım mı diyor, Manisalıyım mı diyor veya o kültürü babasının, annesinin getirdiği kültürü, Malatya kültürünü nasıl yaşatıyor? Biraz da senden dinleyelim onu. Tekrar birlikte bir tur daha yapalım. Tabii Manisa'daki yaşayan Malatyalılar doğru 1950 yılından itibaren burada ikametgah ediyorlar. 65 yaşında olan bir Malatyalı Malatyalıyım diyor ama ondan doğan çocuklarımız tabii ki Manisalıyım diyor. Çünkü Manisa'da hayatını paylaşıyor. Tabii aslında en önemli noktalardan bir tanesi şu. Bence. Deneklerin kuruluş aşamaları belli. Amaçları da belli. Nedir deneklerin kuruluş amaçları? Bir, önce kendi kültürünü yaşatmak. Kendi gelenekli ve göreneklerini yaşatmak. Bu kültür derken nedir? Biraz açalım o kültürü. Nedir bu kültür? Yani şudur, kendi folklorunu burada paylaşmak, halk oyunlarını vesaire, işte yemekle ilgili olan kısımlarını kaybetmemek, aynı zamanda önce şunu bir değinmek lazım. Yani dernekler niye kurulur? İhtiyaçtan. İhtiyaçtan kurulur. Yani bugün Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği bu kurduğu derneğin içerisinde 15 tane çocuğuna burs veriyor. Bunlar için kurulur. O da ihtiyaç. İşte gurbete gelen yersiz, yurtsuz, açsız olan insanlara sahip çıkarılır. Onlar için dernekler kurulur. Tabii bunlarla birlikte 65 yaşında olan bir insanımız tabii Manisa'yı tanımış, Manisa dostları var, arkadaşları var, ilişkileri var, birlik beraberliği paylaşmış. Bu önemli noktalardan soracak olursak kardeşliği paylaşıyorlar burada. Kendi kültürünü yaşatıyor ama buradan bunu ne Manisa yapabilir ne de başka bir ilimiz yapabilir. Ama buradan gelen işte Balıkesirlisi, Trabzonlusu, Afyonlusu kendi kültürünü buradan gittiklerini anlatırsa mesela şimdi bir başkanımız projelerin içerisinde var. Biz burada Hemşire Dernekli platformla birlikte bir tur yapmak istiyoruz. Nasıl bir tur yapacağız? Tüm illere Manisa'yı tanıtacağız. Manisa'nın kültürünü tanıtacağız. Manisa'da bunlar var. İşte kendi illerimize gideceğiz. Manisa'da neler yapılıyor, neler var. Mesir nedir? Bizler biliyoruz, burada yaşıyoruz ama işte Malatya'daki adam Mesir'in ne olduğunu bilmiyor. Balıkesir belki daha yakın biliyor. İşte Bitlis'i bilmiyor. Mesir'in anlamına gelir. Kültürel etkiler nelerdir? Bunları yapmak istiyoruz. Burada şöyle değinmek istiyorum açıkçası ben. Biz de gece yapıyoruz. Etkinlik yapıyoruz. Faaliyet gösteriyoruz. Mülki amirlerin bunlara sahip çıkması lazım. Şimdi biraz önce hepiniz de belediye başkanlarına teşekkür ettiniz. Bu şeyleri verdiğiniz için. Şimdi ben biraz önce başkanım da dedi bu festivaller yapıyorsunuz, geceler yapıyorsunuz. Ben biliyorum ki işte festivallere de o tuttuğunuz standlara para diyorsunuz. Kültür geceleri yaptığınızda da o gecelerin yaptığınız mekanlara para diyorsunuz. Şimdi siz burada turizm elçiliği yapıyorsunuz Manisa'nın. Şimdi Manisa'yı tanıtırken yani 20-22 tane 23 tane dernek Manisa'yı tanıtırken bunların üyeleriyle birlikte bir de Manisa'yı Türkiye'nin işte dört bir yanına tanıtıyorsunuz buradaki derneklerine. Manisa'da marka şehir olmak istiyor. Yani şimdi o zaman bu kadar işte teşekkür ettik dernek belediye başkanlarımıza falan da şimdi bunlar sizin o gecelerinizin mekanlarına niye katkı sağlamıyorlar? Niye işte belediyenin salonlarını vermiyorlar? Veremiyorlarsa oranın parasını belediyeler veya burada kültür müdürlükleri var bunlar niye ödemiyor? Getirdiğiniz sanatçıları niye ödemiyorlar? Şimdi kuru kuruya da biraz teşekkür etmeyelim. Bunlar da bunların görevi. Siz bunları yapıyorsunuz. Bunları hizmet veriyorsunuz. Hepiniz ben biliyorum ki başkanlık gerçekten dernek yöneticiliği Türkiye'de şeydir. Cebinden harcamadır. Yani bedel ödemedir. Evinden, ailenden çaldığın şeyleri kendi hemşerilerine, dostluğuna anlatıyorsun da siz bu kadar yapıyorsunuz da yani size ne katkı sunuyor? Yani biraz da onu açalım. Yani siz hep veren, hep Manisa'ya katkı sunan değil, istediğiniz konularda, istediğiniz sorunlarınızı çözme konusunda da şeyi alabiliyor musunuz? Destek alabiliyor musunuz? Açıkçası çok destek alamıyoruz tabii ki. Yani işte onları konuşalım. Şunu tartışmak lazım. Destek alamıyoruz derken ben mülki amirler her zaman söylüyorum. Bak bugün 3 tane festival yaptık. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün çok ciddi bize destek verdi. 2. Standlarımız paralı tutmuyoruz. Onlar bütün kendi koşulları içerisinde verebiliyorsa derneklere destek verebiliyorlar. Ancak bizim... İşte ne veriyorlar? Standlara para ödüyor musunuz? Standlara para ödemiyoruz. Kültür geceleri yaptığınızda salonlara para ödüyor musunuz? Getirdiğiniz sanatçılara ödüyor musunuz? Cüzdü bir şey diyoruz. Aslında siz çok iyi bir şeye değindiniz Ali Bey. Biz
ulusal sanatçılar getirmeye çalışıyoruz. Devlet sanatçıları var. Bu sürü devlet sanatçıları var. Mesela Gülerdi bu. Her yörenin. Ama doğu yöresi işte hitap eden bir türkü sözleri ve şu andaki en türkü söyleyen sanatçılarımızdan bir tanesi. Bunlarla birlikte biz işte valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve diğer kültürel olan kültür müdürlüğüne olan ilişkilerimizde böyle bir sanatçı getiremeyeceğini söylüyorlar. Şimdi ama olmalı mı olmalı? Yani devlet sanatçıları var. Burada Turizm İl Müdürlüğü var, Kültür Müdürlüğü var. Bunların görevi bu kültürel değerleri, yani Türkiye'nin veya işte Makedonya gibi diğer ülkelerdeki de kültürel değerleri görevi Manisa'yla buluşturmak. Yani sizin sanatçı aramak yerine onların size gelmeleri, işte böyle bir etkinlik yapacaksanız bizim devlet sanatçılarımız var. Yani bu devlet sanatçılarından sizin Malatya kültürüne uygun olanlar hangileridir? Malatya Türklerini söyleyen kimler vardır? Veya işte bir tiyatro vardır veya halk oyunlarında, yani siz halk oyunları oynayacaksınız kardeşim veya bir futbol takımınız var, biz size saha sunuyoruz, siz halk oyunu oynayacaksınız, belediyenin şöyle bir salonu var, tiyatro yapacaksınız, belediyenin salonu var, bunu kullanın. Yani sizin burada görüyorum dernek binalarınız var, o lokallerinizde kardeşim burayı işte açıp kapatan birisi yoktur, ben size bir tane eleman vereyim, burayı açıp kapatsın. Yani veya yani bunlar şeyde yapılmalı. Siz zayıfız. Bu kadar şeyi yapıyorsunuz da bu size ne yapılıyor? Yerel yönetim bize vermiş olduğu şeyler şunlar. Ben açık söylemek istiyorum. Büyükşehir'in festivalde aşağı yukarı 10 tane yakın sanatçı getiriyor bizler için. Tamamını Büyükşehir kendi karşılıyor. Standları komple. Standları tamamen. Ama kendi Büyükşehir şeyini yapıyor orada. Yok o festival ve Hemşehir Denetleri Festivali. Tamam. Ha, şu olmalı mesela bak. Hiç çok da konuyu dağıtmadan şunu yapmamız lazım bizim. Yapmış olduğumuz dernek gecelerine biz ne kadar çalışsak çaba sarf edelim. Ne kadar koşarsak koşalım ama ancak şu olabilmeli. Mülki amirler mutlaka o davetleri teşvik edebilmeli. Çünkü yani Sayın Valimiz gelmiş o koltuğu doldurmuş olsa bizim üyelerimizle olan ilişkim daha fazla gelişiyor. Ama o da yani ben bilmiyorum. Ben gittim Malatya'ya derneğine de gittim. Bu şeylere geceler yapıyor. Ben biraz ona da karşıyım. Yani orada bir protokol oluşturuyor. Şeyin kaymağını güzel o protokoldakiler yiyor. Diğer garibanlar da cebinden yiyor. Gidiyor yani şeyde. Sizden devam edelim de bu sorunları biraz başkanımla konuşalım. Şimdi yani biraz önce siz de şey yaptınız, anlattınız burada. Yani bu tür yardımları, burada bir Turizm İl Müdürlüğü var. Burada belediyelerin kültür şeyleri var. Ayrıca valinin de şeyleri var. Burada bu tür faaliyetler yürüten birimleri var. Yani biraz önce Haydar Bey ile konuştuğumda belki siz işte platformun şey olduğunuz için, dönem sözcüsü olduğunuz için veya dönem başkanı olduğunuz için biraz daha şey olabilir. Yani bunlardan destek alıyor musunuz? Yani şunu yapalım, ben biraz önce Haydar Bey şey yaptı, ben de bulundum. Şimdi burada siz geceler yaptığınızda gerçekten bizim çevrenin insanları burada işçi kökenli genelde olduğundan veya emekli. Evet. Yani şimdi bir burada kültürel etkinlik yapıyorsunuz. O etkinliği işte yemektir falan bilmem ne 40 liraya çıkıyor, 50 liraya çıkıyor kişi başı. Aileden 4 kişi geldiği zaman 200 lira ediyor. Yani, gelmiyorlar. 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 Şimdi gelmiyorlar. 40 lira veremeyenler gelemiyor. Evet. Ama 100 lira verecek olanlar da bedava yiyor. Yani şimdi nasıl buradaki bu şeyi nasıl çözeceğiz biz? Şimdi bizim görevimiz onları getirmek. Yani oraya mülki amirleri toplayıp bir protokol yapıp işin kaymağını onlara yedirmek değil. Onları eğlendirmek değil. Yok bizim öyle bir üyelerimizi getirmek. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi o gelmeyenleri normalde buradaki o biraz önceki bahsettiğimiz kurumlar getirmeli. Yani kardeşim sen etkinlik mi yapıyorsun? 300 kişilik etkinlik yapıyorum. Tamam 500 kişilik etkinlik yapıyorum. Bunun şeyi nedir? Ben sana şunu sunuyorum. Nedir? İşte sanatçı sunuyorum. Ben sana ses düzeni sunuyorum. Ben sana sunuyorum da sunuyorum. Şu olanaklarımı sunuyorum. Maalesef. Dediğimde biraz daha siz o gelmeyen insanları da getirdiğiniz zaman orada görevinizi yapmış olacaksınız. Şimdi o konuda haklısınız. Tabii ki bizim üzerimize düşen bir görev var. Biz de onu yerine getiremiyoruz bu şekilde olduğunda. Yani biz istemesini bilmiyoruz daha doğrusu. Biz İl Kültür Müdürlüğü'ne gidip böyle bir şeyde talepte bulunmadık. Valiliğe gidip bu şekilde bir talepte bulunmadık. Dernekler genelde dernek başkanı ve yönetici, yani yönetimle beraber bu işleri çözmeye çalışıyorlar. Yani
ben bir gece yapacağım, benim hiç aklıma gelmezdi, gideceğim İl Turizm Müdürlüğü'nden, işte bize yardım edin, biz bir gece yapacağız, bir yemek yapacağız. Bu dernekler olarak bize birazcık zul geliyor. Yani daha doğrusu hani bir gece yapamayacaksan o derneği niye kurdun gibiye dönüyor iş. Ama yardım konusu, kültürel etkinlik yardım konusu... Yardım şey değil ki, o senin paran zaten, o senin için orada var. Evet, kültürel etkinlik konusu farklı. Şimdi Aydar Başkan da dedi, hani yöresel bir sanatçı getireceksindir, kültürünü tanıtacaksın, onun için yardım istemişsindir, ona tamam. Ama bir gece ben için, ben geceliğin üyelerime, yemek getireceğim, o zaman tamam. Onu da tartışalım. Mesela gece niye yapılıyor? Orada gece birlik beraberliği güçlendirmek için tamam, yapılıyor. Bu birlik beraberliğin güçlenmesi. Yani ama, Malatyalıların, Sivasların birlik beraberliği güçlenmesi. Ali Bey, bir daha program yaptığımızda beraber valiliğe gidelim. Bunu beraber isteyelim. Güzel dersiniz. Ben bir şey söylüyorum. Beraber isteyelim. Onların cevabı bize ne oldu? Ali Bey, şimdi veya işte benim başkanlarımızla da yapalım. Şimdi Ali Bey, sorunuz aslında çok güzel. Ben bizim ihtiyacımız olan şöyle söyleyeyim. Gelişkin sizin sorunlarınızı demokratik ortamlarda aslında sizin dediğiniz çok haklı. Kültür Müdürlüğü'nün, işte valiliğin ve diğer kurumların dernekleri, hemşeri derneklerine ve diğer derneklere çok daha aktif yardımları olması gerektiğine ben de inanıyorum. Ancak hemşeri dernekleri gerçeği son 5 yılın gerçeği. Ve bu 5 yıla damgasını vurmuştur. Belediyeler de bu konuda biraz yakalandılar. Nasıl diyelim? Yani hazırlıksız yakalandılar. Kurumlar da hazırlıksız yakalandı. Şimdi derneklerin Kafkas Derneği 1940 ama bu derece toplum yapısına ortaya konan, topluma mal olan, programlara çıkan, biz daha önce de programlara çıktık, gazetelere çıktık, sürekli etkinlikler ses getirdi ve hemşeri dernekleri dayanışma platformu Türkiye'nin problemleri konusunda demeç verdi. Bu problemlerde bizim duruşumuz, tarzımız budur diye biz ağırlığımızı koyduk yani. Bu noktadan sonra belediyelerin bize bakış açıları ciddi oranda değişti ve devletin bu müesseselerin de bakış açılarının değişeceği kanaatindeyim. Ben bir iki konuyu söylemek istiyorum hemen. Biz ama devletin işte değişmediğini görüyoruz. Hala siz onları böyle protokollerle derneği olarak biz Avrupa projesi de hazırladık. Belki diğer arkadaşlarımız da hazırlamış olabilirler. Biz bu projeyi ayrıntılı hazırladığımız zaman, bu projenin artısını eksisini ortaya koyduğunuz zaman, hesabını yaptığınız zaman hakikaten sıkıntı içinde kaldık. Devlet bu konuda bence biraz hazırlıksız. Tabii diğer arkadaşlarımız da konuyu biliyorlar. Aslında artık bu noktadan sonra belki dernekler müdürlüğüyle hemşeri dernekleri ve diğer derneklerin oturup yeni bir dernekler tüzüğü oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Çünkü bu konu artık sosyal bir gerçek haline geldi ve sonuçları da çok önem taşıyor. Bu açıdan mesela tabii ki arkadaşlarımız söylediler, dernekler hakikaten yaşamak için ekonomik ve diğer açılardan çok ciddi bir ihtiyaç içindeler. Ve aidat toplamak çok büyük bir problem. Dolayısıyla mesela yabancı ülkelerde siz konuya hakimsinizdir. Benim bildiğim kadarıyla Almanya'da bu tür sosyal derneklere yönelik olarak derneklerin işte yeri, masa, sandalye ve diğer aksamlarının verildiğini biliyorum ben. Bizde de böyle bir düzenlemenin yapılması lazım. Kiraları ödeme. Derneklere yönelik olarak mesela ilk defa burada şunu ifade etmek lazım. Büyükşehir Belediye'mizin söz verdiği yakın tarihte gerçekleştirilecek olan derneklere yer vermeliyle ilgili bir konuyu bekliyoruz. Birçok dernek gibi biz de bunu bekliyoruz. Kira verebileceği söyleniyor. Şimdi İnşallah ben onu da buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Biz dernekler olarak yani çok büyük kiralar ödeyecek konumda değiliz Ali Bey. Yani burada belki şöyle bir şey, ben aynı zamanda Şehirseller Meclis üyesiyim. Derneklere kamu kurumu olmadığı için derneklere belediyeler tahsis yapamıyorlar. Cüzi de olsa bir rakam olmak zorunda. Kamu yararına olmadığı için. Yani yasada böyle bir şey var. Yani belirli bir rakam koymak zorunda. 50 koyar, yani 20 koyar. O önemli değil. Ama yani tahsis yapamıyor. Belediyeler diğer konular için şirketler kuruyorlar. Onun için bir şirket kurur. Şirkete verir. Şirket de onlara şirket üzerinden verebilirler. Önemlilerden bir tanesi de şu Ali Bey. Hakikaten burada 22 tane dernek var. Ekonomik koşullar çok uyumlu arkadaşlarımız yok.
sizin de söylediğiniz gibi dernek başkanlarının üzerinden yürüyen bir sistem. Aynen öyle. Bunun adı nedir? Eşinden, işinden, aşından fedakarlık yaparak biz bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Ama şu proje bizim için çok önemli. Cengiz Başkan bize nasıl önceden sözünü verdiyse bugün de yerine getirebilmeli. Çünkü biz onun arkasında durduk. Destek verdik. Sebebi de şuydu. Her derneğin kendi bir evi olmalı. Evet. Gidebilecek. Ailesi nasıl bir insan evine gidebiliyor. Derneklerin de kendi bir yeri olmalı. Adres olabilmeli. Olmazsa hani kaç tane 22 tane dernek içerisinde kaç tane derneğimizin yeri var? Çoğunun yeri köşe bucak, parla yani vesaire yerlerde. Bu olmalı. Hakikaten şimdi, yani bir de böyle bir şey yapıyorsa mutlaka bunlar dernekleri tahsis etmeli. Bak. Yani siz çok mütevazı davranıyorsunuz burada yaptığınızda. Siz aslında Manisa'ya çok katkı sunuyorsunuz ama az hizmet alıyorsunuz. Yani bugün bir de Manisa'ya belediye işine yani şeye tekabül eden bir şey var bu da. Belediye sadece bir tane bina yaptırıp oradan iki oda size dernek yeri vermemeli. Belediyeler Malatya mimarisine göre bir tane Malatya evi yapıp o derneğe vermeli. Afyon mimarisine göre bir tane yapıp ağzınıza sağlık yani. Aynı zamanda da yani siz kültür tanıtıyorsun. Başkanım sizden devam edeyim. Bak siz biraz önce dedik ya hep veren taraf. Yani şimdi bak biraz önce siz açtınız Avrupa'da da. Şimdi Avrupa'da sizin yaptığınız gibi etkinliklerde böyle valiliğe, belediyeye gidip 3 gün, 5 gün katılacak mısın demezler. Onlar sizin peşinizde koşarlar. Derler ki kardeşim bunlar bir etkinlik yapıyor. Onun işte duyanlar bunu bilirler. Yani biz oraya gidip katılalım diye onlar derneklerin peşinde koşarlar. İşte ben katılayım belediye başkanı olarak, şu katılsın belediye başkanı olarak diye katılırlar. Yani onlar da katıldığı zaman oradaki Ahmet emmi kaç lira veriyorsa o adam da o kadar parasını verir. Yani şeyde yurt dışında öyle protokol mürotokol yoktur. Yani geleceğim ben oturacağım bilmem ne edeceğim. İşte vali bey de oturursa, belediye başkanı da oturursa, emniyet müdürü de oturursa, bakan da oturursa, kim oturursa otursun orada parasını verir gider. Protokol mürotokolu da olmaz. Protokol bizim ülkemize Fransızlardan girmiştir. Fransa'dan protokolü kaldırmıştır. Hala bizim ülkemizde protokol vardır. Yani Almanya, Avrupa'nın diğer ülkelerinde protokol yoktur. Bir Fransa'da vardı. Biz Fransa'dan almışız. Fransa kaldırdı. Bizim üzerimizde hala var. Siz o kadar şey yapıyorsunuz. Mesela Haydar Bey'e de soracağım. Diğer arkadaşlara da soracağım. Biraz sonra zaten böyle çeyrek geçe gibi bu turu bitireceğiz. O kadar yaptığınız hiç böyle Afyon'a Manisa'lı götürebildiniz mi? Yani bir hadi otobüs tutalım. Ya kardeşim biz hep size böyle katma değer yapıyoruz, tanıtıyoruz, Manisa'ya değer ediyoruz ama bir de bizim işte Afyon kaplıcalarımız var. Gel bir de siz de burayı tanıtın. Hadi belediyeye gidip ya Cengiz Başkanım siz bize bir otobüs verin. Manisalıları biz örgütledik. İşte buradan 50 kişi Manisalı Afyon'u tanıtmaya götüreceğiz. Hep siz Manisa'yı tanıtıyorsunuz ya biraz da Afyon'u tanıyalım. Sizin kuruluş amacınızdan birisi de bu zaten. Tabii ki, tabii ki. Yani biz bu tekliften tabii çok büyük memnuniyet duyarız. Onu açıkça ifade etmek isterim. Afyon Karahisar'da Manisalı kardeşlerimizi ağırlamaktan, onları termal otellerimizde misafir etmekten, yine Afyon Karahisar'ın yöresel yiyecekleriyle onlara ikram etmekten ben bir Afyon Karahisarlı olarak gurur duyarım. Yani. En büyük isteklerimizden, arzularımızdan bir tanesidir. Ben sizde şunu gördüm, yani siz çok realist, gerçekçi ifadeler kullanıyorsunuz. Ben de aynen katılıyorum ifadelerinize. Hemşeri dernekleri toplumun damarları olup çok ciddi bir nosyonla, platformla beraber çok ciddi gerçekleri ortaya koydu. Yaptığı çok önemli şeyler var. Ama bunun karşılığında gelen şeyler henüz olması gereken noktada değil. Ancak burada iyi niyetle bize atılan çok ciddi adımlar var. Ben bunu az önce onun için teşekkür ettim ben. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün mesela bizi Mesir'e ekledi. Mesir yürüyüşüne katıldık ve Mesir'le beraber etkinliklere biz de katıldık. Şimdi broşun için ifade etmek istiyorum. Bu çok belki dışarıdan bakıldığı zaman önemsenmeyecek bir ayrıntı gibi gözükebilir ama onlarca yıldır Manisa'da yaşayıp da Mesir şenliklerinin bu kadar sıcak olarak paylaşıp onun içinde bulunmamış insanlarımız var aramızda. Bize ilk defa Mesir şenliklerinde hemşeri dernekleri olarak 22-23 dernek başkanımızla beraber kol kola verdik. Törenlerde birlikte yürüdük. Atılan yere kadar beraber geldik. Her ne kadar içeriye çok rahat giremediysek de ve içeriden her ne kadar yeterince mesir atamadıysak da bu bize verilen bir değerdi. Ben
Bu değeri önemsiyorum ama arkasından da şu taleplerimizi açıkça sizin huzurunuzda ifade etmek isterim. Yani bir virgül koyarak duralım. Buyurun. Biz burada hemşeri derneklerini tartışıyoruz. Aynı zamanda bu mesri de biz daha önceki Vali Bey'le, burada mesir derneğiyle, Kültür İl Müdürlüğü'yle, vali yardımcısıyla biz aynısını da tartıştık. Buradaki yaptığınız mesir şenlikleri buradaki insanlara zulüm. Yani o dönemde 3000 kişi, belki 3000 kişi değil, 300-500 kişi vardı. Onun üzerine mesir saçabiliyordunuz. Ama sadece sizin değil, veya bu dernek başkanları, ülke amirlerini veya kurum kuruluş başkanlarını davetle oraya katmak, yürütmek değil. Sen başkan olarak yürürken arkanda da 50 tane, 100 tane afyonlu yürümeli. Haydar Bey başkan olarak yürürken 50 tane, 100 tane Malatlar yürümeli, arkadaş Balıkesirler yürümeli. Yani Manisa'lıyı buna katabilmelisin. Bunun için de biz dedik ki kardeşim bunlar Avrupa'da yapılıyor. Böyle yerler var. Gelin bizim mesela Köln'ün nüfusu 1 milyon, Köln festivali olduğu zaman nüfusu 2,5 milyona çıkıyor. Yani. Şimdi bu adamlar bu işi yapıyor. Gelin buradan bir heyet oluşturun, ben sizi orada götüreyim. Siz katılın, görün. Bunun şekline göre, şemaline göre yapın. Biz bunlara rapor hazırlayıp verdik. Böyle yapın diye. Biz oraları da eleştiriyoruz. Kardeşim burada bir muğlaklık var. Bu böyle olmaz. 3 tane 5 tane protokolden adam gelip kameralar çekip oraya çıkıp mesir saçmayla mesir şenlikleri olmaz. Festival olmaz. Onun adı festival değil. Türkiye Cumhuriyetlerinden kardeş şehirlerinden 10 tane 50 tane adam getirip burada bilmem ne yaptığın zaman bunun festival olmaz. Yani festivalin farklıdır boyutu. Aynen. Ha, bunu böyle yapmak lazım diye biz oraları böyle yapıyoruz. Burada istediğimiz taleplerden bir tanesi bize mesir şenlikleri festivalinde hazırlık komitelerinde hemşeri dernekleri dayanışma platformuna yer vermeleri gerekir. Birinci talebimiz bu. İki, yine derneklere, hemşeri derneklerine ve diğer dernek kardeşlerimize de dernek yerlerini ve derneklerinde masa sandalye gibi çalışmalarını kültürel, sosyo-kültürel çalışmalarını oluşturacak konforu sağlamaları gerekir diye düşünüyorum. Ya bedava internet vermenler, yani bunların sağlamaları çok daha iyi. Ama Sayın Başkanım, en büyük sıkıntılarımızın bir tanesi bizim yaptığımız gece ve etkinliklerde sanatçıların dernek bütçesinden karşılanması. Bence yani zaten sıkıntı tabii. Devlet sanatçıları var yani bunu yapan da devlet sanatçıları. Vilayet yapıyorsa vilayet, kültür müdürü yapıyorsa muhtemelen onlar ikisi birlikte çalışıyordu. Bunlar eğer ki bizim tarafımıza dönerse çok ciddi bir şekilde derneklere fayda getireceğini düşünüyorum ben. Evet. Siz bir şeye... Şimdi Ali Bey, göreve geldiğimde genel sekreterim dedi ki, şimdi tabii ben ilk defa dernek başkanı oluyorum. 10 sefer dernek başkanlığı yapmadım. Tecrübesizlik var, deneyimsizlik var. Genel sekreterim dedi ki, başkanım şimdi protokol ziyaretleri var. Aman dedim Yükselim, genel sekreterim dikkat et. Sırayı karıştırmayalım. Kimsenin gönlünü, kalbini kırmayalım. Dikkat eden olur. Kalp kırmayalım. Tamam dedi başkanım, sırasında dedi gideceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanım Cengiz'den başladık. Cengiz Başkanım'dan. Dedi ki başkanım, 34 kişilik yönetim kurulu üyesiyim. Derneğim var. Almıyor. 70 kişi oluyor, 80 kişi oluyor. Yerimde problem var. Bu konuda yardım istiyorum. Memleketten geleli 5 yaşında gelmiş, yaş olmuş 65, memleketi görmeyenim var. Ha. Amacım sizden destek, bu sene 2 otobüs Makedonya'ya götüreyim. Kardeş şehrinize Üsküp'e, Kostumar'a götüreyim. Bir tane hedeflerimden bir tanesi benim bu. Benim şahsımın derneğim. Biz de tamam, biz de gider çekeriz. İnşallah. Evet. Arkadan Yunus Emre Belediyesi Mehmet Çarşı Başkanı. Başkanım, aynı sıkıntıları Mehmet Çarşı Başkanı'na bile getirdim. Destek sözü aldım. Hı. Tabii bunlar zaman zarfında görülecek. Şimdi yönetim kurulu olarak aldığım bir karar var. Bahar şenliklerimiz bizim her sene mevcut. 17 Nisan'ı aldık. Yönetim kurulu olarak arkadaşlarımla beraber. Memleketten... Bunun duyurusunu da yapalım. Tabii, tabii. 17 Nisan'da memleketten sanatçı getirmek. Tabii bu konuda belediye başkanımızdan destek. Malumunuz dernek içinde maddi sıkıntıdan... Siz Makedonya'da Şimdi demek istediğim derneklerimizin bütçeleri malum. Göreve geldiğimden beri belli bir bütçeye kaldık. Sağ olsun camiam, ailem, yönetimim sonuna kadar destek oldu. Teknisi olarak seçime girdik ve 60 günde de görevdeyiz. Son derece şeffaf bir şekilde insanlara hizmetteyiz, hizmet etmekteyiz.
İnşallah Allah'ın boynumuzu yere eğdirmez, başımızı önümüze eğdirmez, utandırmaz. Bir bütünlüğü sağlama başladık. Makedonya göçmenler olarak camia içinde bir ses getirmeye başladık. Bir rüzgar esmeye başladı. İnşallah devlet erkanınla beraber onların desteğinle daha güzel şeyler olacak. Ben buna inanıyorum ve onun sözünü de aldım. Hem yer açısından hem yapacağımız organizasyon turlarımızda, gecelerimizde, aktivitelerimizde onları da yanımızda inşallah göreceğiz. Onlara desteği olacak. Daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum ben. Sizin sorunuza ben bir cevap vermek istiyorum. Dediniz ya Manisalıları Malatya'ya götürdünüz mü? Biz onları götürmedik ama Manisa'da doğan Malatyalıları götürdük. Götürdü ya, parasını siz ödüyorsunuz. Parası olanlar gidiyor. Geçen sene başkanım mesela örneği var. Yunus Emre Belediyesi Mehmet Çerçi Başkanım bir otobüs bizim camiamızdan Makedonya'ya, Gostivar'a, Üsküp'e bir otobüs götürdü. Ben onu biliyorum. Biz 5 yıl üst üste gerek 1 gerek 2 otobüsleri de burada doğan hiç memleketini görmeyen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi götürüp Malatya'nın bütün ilçelerini, işte kendi buldukları köylerini gezmesini yaptık. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Etkinlik devam ederken biz de Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 27 Şubat'ta bir gece yapacağız. Buradaki tüm Manisa'da yaşayan Malatyalılarımıza, Manisalılarımıza, büyüklerimize, yerel yönetimimize, valimize sizlerin huzurunda davet ediyoruz. Bunun prosedürü de işlenecektir ama tabi gelirler bize onurlandırırsa seviniriz. Ama para mı onlardan gelenlerden? Bu zaman Ali Bey biz seni deneyeceğiz bakalım olur mu olmaz mı? Ama şöyle bir şey yapayım, yani daha önce geçmiş bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz dernekleri geceleri güçlendirmek için açık artırma yaparlar. Belki siz de katılmış olabilirsiniz. Tüm oradaki protokolü gezerken Sayın Bülent Kar o zaman dönemin belediye başkanıydı. Dedim geçelim gel dedi. Dedim başkanım ayıp olmasın. Ne ayıp olacak dedi. O zaman biraz verecekti. O zaman başka biraz daha fazla atılayım. 60 diyelim. Yani. Demek ki böyle şeyleri yapmakta fayda var. Evet. Başkanım biraz önce programı başlarken konuştuk. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu konuda epey bir araştırma yaptım. Türkiye'nin birçok üniversitesinde de bu araştırmalar yapılıyor. Hemşire dernekleri araştırması. Evet. Şimdi bu tür derneklerin ilk Fransa'da, Fransa kendi sömürge ülkelerinden işte getirdiklerini, ülkesine getirdiklerini bizim bu Manisa'da olduğu gibi işte Horozköy gibi veya işte Dumlupınar gibi falan kenar mahallelerde getolar oluşturdu. Şimdi o getolar Fransa'nın başına en çok bela olan getolar. İşte o ülkelerden getirdiği insanlar hala o ülkenin kültürüyle, o ülkenin mantığıyla orada büyüyorlar, orada yetişiyorlar, öyle yaşıyorlar. O yaşadıkları için de ülkeyi benimsemiyorlar. Yani bura benim ülkem değil olarak benimsiyor. Çünkü bakkalı işte geldiği ülkenin şeyi bakkalı, işte fırını öylesine, terzi söylesine, gittiği kahve öylesine. Çünkü dışarıya gitmeye ihtiyaç duymuyor. Duymadığı zaman da, o kültürle büyüdüğü zaman da korku duyuyor. Gittiğim zaman kaybolacağım o şeylerde diye, kentlerde. Şimdi oradakilerde bir tepki oluşuyor. Ben niye burada yaşıyorum da işte o şehrin merkezinde yaşamıyorum diye. Şehrin merkezinde de diyor ki zaten orayı hiç görmemiş. Ben oraya gitmem diye. Oradakileri niye yaşıyor diye, böyle bizim şehrimizi kötü ediyorlar diye. En çok niye oradan suç unsurları çıkıyor diye, böyle kriminalize olmuş insanlar çıkıyor diye onların da bir tepkisi gelişiyor. Bu daha sonraki yıllarda işte bizim Türkiye'den Avrupa'ya göçle birlikte özellikle Almanya'da da Türklerin işte kendi getolarını oluşturdular. Orada da daha sonraki dönemlerde de işte son dönemlerde de dünyada gördüğümüz gibi işte İslam'ı fobi gelişiyor. Onları öyle şey yapıyorlar. Bizim de oradan endişelerimiz mesela burada da Türkiye'de de yine oluşan getolarda bakıyorsunuz işte şu şehirde, şu mahallede işte atıyorum hep çıkıyor işte İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da hep şey olur, Gazi Mahallesi'nde olaylar olur. İşte burada Horozköy'de olay olur, tırnak içerisinde söyleyeyim, işte başka bir yerde olur. Şimdi baktığımızda o başta söylediğimde siz böyle ayrımcılık mı yapıyor dediğinizde şimdi burada bir şey olur. Bir, nasıl oluyor? Horozköy'de yaşayan bir tane vatandaşımız, oraya gelmiş işte göçmen insanımız. Çünkü şehir merkezine çok az gidiyor. Bir çocuğu düşünün ki bunun şeyleri vardır izlendiğiniz zaman. İşte 8 havuzun oraya gittiğinde şimdi bir kendi mahallesine bakıyor, bir 8 havuzun oraya bakıyor. Şimdi orada otururken lan diyor işte oradaki çiçeklere tekme vuruyor.
Diyor ki ya bak benim orada hiç böyle güzel süslü havuzum yoktur, mahallemde böyle yolum yoktur, böyle. Ben niye insan değilim, Manisa'da yaşıyorum, böyle bir yerde yaşayamıyorum diye bir tepki duyuyor. Şimdi merkezde yaşayanlar, ben bu Horozköy'den işte veya başka ben şey tırnak içerisinde söyleyeyim, bir başka mahallede olabilir. Şimdi yani niye hep geliyorlar işte burada böyle acayip giysili, acayip konuşan insanlar, acayip davranan insanlar, niye böyle diye. Onlar Manisa'nın içerisinde olmasınlar diye bir tepki oluşur. Şimdi o tepki oluşmaması için bir bütünleştirme gerekiyor. Onun için o gece kondularının oluşmaması gerekiyordu, işte orada getoların oluşmaması gerekiyordu. Onun için bizim hazırlıklı olmamız lazım da yani 50'lerden sonra köylerden şehirlere göçün, işte 80'lerden sonra ekonomik göçün, 80'lerden sonra siyasi göçün başlattığı bir şey var, gerçekliğimiz var. Şimdi Türkiye bunun hazırlığını hadi 50'den 80'e de yapamadın, 80'den sonra yapaydın. Yani evet, bunu yapmak zorundaydı. Biraz önce de dediğimiz gibi yani devletin görevlerini sizden üstleniyorsunuz, sizlerin cebinden çıkıyor. Yani siz bu hizmetleri almak için vergi ödüyorsunuz ama siz tekrar o hizmetleri alamıyorsunuz, cebinizden ödüyorsunuz. Onun karşılığında da yine siz cebinizden ödüyorsunuz, üyeleriniz var. Onların evine kaç kere gidiyorsunuz gece gündüz gelip üyeliklerini sürdürmesi için. Ama o üyeler oraya getiriyorsunuz, bir etkinlik yaptığınızda üyeler cebinden parasıyla yiyor. Siz işte devlet ekranlarını çağırdığınızda onlara güzel evet, yine protokolü hazırlıyorsunuz. Onlar da yiyecek şey çekip gidiyorlar. Güzel yaptınız çocuklar. Teşekkür ederim. Özellikle sağlık. Şimdi ne yani bunun? Bu sefer parası da var bu arada. Çok güzel bir konu. Aslında belki de yani devlet ekranının yapması gereken işi dernekler yapıyor. O yüzden evet, haklısınız. Yani şimdi sizin o dediğiniz bölgelerde yani varoş bölge diyoruz işte yani uç bölgelerde yaşayanlar tabii ki göç esnasında imkansızlıkla oralara yerleşmiş olan insanlar. Kesinlikle. Bunların birçoğu terör mağduru. Şimdi ben Balıkesir'deyim. Balıkesir'den niye göç ettiklerini çok iyi biliyorum. Çünkü Balıkesir'de iş imkanı yok. Bir organize sanayi yok. Yani Balıkesir gibi bir yerde bir de yani. Şimdi Balıkesir ile Manisa'nın kültürü aynı kültürdür. Değişen bir şeysi yoktur. Yani şimdi bizim dernek Balıkesirliler Derneği Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Ben kültürünü kaldırıyorum. Manisa'da kültürünü kaldırıyorum. Bir Ankara'da belki farklı olabilir. Ama Manisa'da Yardımlaşma Derneği olarak görüyorum sadece. O şekilde görüyorum. Şimdi yani terörden, işsizlikten dolayı kenar mahallelere yerleşmişler mecburen. Çünkü şehirde... Bir de Manisa'da sizin sahillere gidiyor. Bunlar da bizim sahile gidiyor. Yani şehirde oradan gelip de şehirde bir ev tutman, bir ev satın alman imkansız. Zaten sanayide iş başlıyorsun, işe başlıyorsun. Bir asgari ücretle başlıyorsun. Aldığın maaş belli ve mecburen o kenar bölgelerde artık kutuplaşma olmuş oluyor. Bu da nasıl oluyor? Bir akraban geliyor. Akraban bir göz oda veriyor. Yanında bir ev daha yapılıyor. Bir ev daha, bir ev daha. Bu defa aynı bölgede yaşamış oluyorlar. Ama biz şimdi bu dernekler, yani burada hemşeri dernekleri bunun biraz daha şeyin önüne geçebilir ileriye doğru. Çünkü biz şimdi şehirle varoşu buluşturuyoruz aslında. Yani şehirliyle merkezde yaşayanla varoştakini buluşturuyoruz. Varoştakinin de artık gözü açılıyor. Diyor ki şehirdeki bunları bunları yapıyor, ben de yapabilirim, ben de orada yaşayabilirim. Yapmıyorsunuz gene yani onlar geceden yani, Danimon'da yapıyorlar, siz burada bir tane düğün salonunda yapıyorsunuz. Yani genel yani, bir zamanla biz de Danimon'da yaptığımız olur. Yani inşallah işte bunları aldığımızda orada buluşuruz. Ama bu tabii ki hemen birden olabilecek bir şey değil. Yani bir de bunun başında tabii ki şeyden yani şehirleşmeden, şehir yapısından, imarlığından hepsine kaynaklanan bir sıkıntı var. Eğer ki bu daha önce yapmışlar, imar istihdam bölgeleri yapmışlar. İmar istihdam bölgelerinde gelenlere yardım için işte projenin yarısı alınmış, imkan sağlanmış. Ama keşke öyle yapacaklarında o gelen kişilere izin vermeselerdi, o evleri yapmalarına, yani o gece konuları yapmalarına, orada da bir kutuplaşma olmamış olurdu. Tabii hazırlık yapsalardı. Evet, bir hazırlık yapmış olsaydı. İmar planı hazırlasalardı. Tabii devlet bir hazırlık yapmış olsaydı, şimdi buradan Balıkesir'den işçi geliyor, bu sanayiciye de yükleyebilir. Devlet biraz da kendisi de burada bir sorumluluk alabilir. Evini yapıverseydi. Kooperatif tarzı olur. Başka bir şekilde bir ev yapabilirdi. Ve bu kutuplaşma olmamış olurdu. Yani şu anda kutuplaşma burada Manisa'da çok büyük bir sıkıntı gibi
görünmüyor ama tabii ki başka illerde, yani İstanbul'da daha büyük bir sıkıntı. Bugün Ankara'da daha büyük sıkıntı. 5 sene sonra görülür. Yani biz 10 sene, 20 sene, 50 sene sonraya göre çalışma yürütmemiz gerekiyor. Şimdi burada artık devlete iş düşüyor. O zaman acilen bir imar düzenlemesi. İşte oraları zorlamanız bir lazım. Bir imar düzenlemesi oraları gerekiyor. İmar düzenlemesi olduğunda zaten şehir birden değişecek yani. Şimdi diğer arkadaşlarımız da var. Evet. Son böyle reklamlara gideceğiz biraz sonra. Sizden birer cümle böyle mesajlarınızı alayım. Sizden başlayarak. Öncelikle başında da söylediğim gibi bu geceyi bize ayırdınız. ETV ailesi olarak Ali Bey, hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederiz. Boş biliriz. Güzel şeyler yapmak için bu ekibe dahil olduk. İnşallah abilerim, büyüklerim, başkanlarımla, değerli abilerimle daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Başka diyecek bir şeyim yok. Sözü başkanıma bırakayım. Şimdi böyle bir imkan verdiğiniz için Ali Bey, öncelikle teşekkür ederiz. Hemşeri dernekleri platformu biraz önce de konuştuk aynı şeyi, ayrıştırıcı diye birleştirme konusunu konuşmuştuk. Ve daha da büyüyerek Manisa'ya daha fazla katma değer sağlayarak hizmetlerine devam edecektir. Bütün ben buradan hemşire dernekleri ve dernek başkanı arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızda bu özveriyi gösterdikleri için, bu dostluğu, bu birlikteliği yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Yani yazıyla uzlaştık değil mi? Ayrıştırıcı değiliz. Değiliz. Birleştireceğiz. Buyur Aydar. Ben de sizi görmüşüz de ben ayrıştırıcı değiliz, birleştireceğiz. Tabii öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Manisa yaşayan Malatyalılar derneklerine sahip çıkıyor. Diğer dernekler de halkımız da, tüm insanlar derneklerine sahip çıksınlar. Bunlar yaşamalı. Biz yani hep konuşuyoruz. Biz ayrıştırıcıyız, birleştireceğiz. Bu yani toplumun damarları bunlar. Birlikte olmak lazım. Birlikte paylaşmak lazım. Tüm Manisa yaşayan Malatyalılara, esnaflarımıza, Manisa'mıza hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. İnşallah 23 Şubat'ta yapacağımız gecede tüm dostlarımız bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun başkanım. Ben Manisa Afyon Karayasalılar Derneği Başkanı olarak bu akşam ve platformun bir üyesi olarak sizin önerdiğinizde çok güzel bir programın yapıldığını, çok verimli geçtiğini. Diğer üyelerimizden devam edeceğiz biz. derneklerle ilgili çok net konulara değinildiğini burada gördüm. Özellikle şahsınızda size ve ETV ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Gelirken biraz ön yargınız vardı herhalde, değil mi? Yok. Ben asla öyle bir yargıyla hareket etmiyorum. Başkanıma var. Ali Bey, hakikaten çok güzel bir program oldu. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Çok önemli konulara değindik. Ben aynı Haydar Başkanım gibi kendi hemşehrilerimize ve Manisa'lı dostlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Bizlere sahip çıkın lütfen. Bizler sizler için gayret eden, sizler için çalışan insanlarız. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun, var olun diyorum. Kazançlarınızı sizin demek bırakın. Sahip çıkın. 50 gündür çoluk çocuğu görmüyoruz valla. Ali Bey'e geldiğimizden sayın başkanı. O kadar yoğunluk var. Manisa'da yaşayan ticaret yaparak arkadaşlarımız, yani bütün dernekler için söylüyorum. %1'in %2'nin dernek bıraktasında ne olacak yani? Rahat evet, yaşayalım. Doğru. Yani insanların ekonomik konuda sıkıntı olanları bak söylüyoruz. Burs vermek lazım. Çocuklarımız okuyamıyor. Çok akıllı, zihinli olan çocuklar var ama okuyamıyorlar. Bunlara destek vermek lazım. İşte başka bir etkinlikler olduğu zaman bunlara katkı sağlamak lazım. Lütfen tüm Manisa'da yaşayan Malatyalılarımız derneklerine sahip çıksınlar. Derneklerine destek versinler. Tek dileğimiz bu. Şu evet. Şekilde kapatalım biz. Yalnız Manisa'dayız, Manisalıyız diye evet. Kapatalım. Yani evet. Bizim şey bölümü. Tamam, kapanışı, kapanışı siz yapın o zaman. Buyurun. Buyurun. Kısa bir ara vereceğiz. Kapanışı siz yapın o zaman. Evet. Sizinle kapatalım. Manisa'dayız, Manisalıyız. Manisa'yı seviyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Evet, kısa bir aramız var. 7. gün kısa bir arayla birlikte tekrar devam edecek.
kısa bir aradan sonra 7. gün devam ediyor. Konumuz aynı. Hemşeri dernekleri ve şehir getoları. Ama konuklarımız değişti. Şimdi burada oluşturulan hemşeri dernekleri platformunun üyelerinin 4'ünü ağırladık. 4 arkadaşımızı tekrar aldık. Recep Kandemir, Eskişehirler Derneği. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kafer Hangül, Azerbaycanlar Derneği Başkanı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şerafettin Özkan, Ardahanlar Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yine Mustafa abimiz burada. Ev sahibi olarak da Mustafa Uymaz, Yurtdağlar Derneği Başkanı. Siz de hoş geldiniz. Mustafa hoş Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Mustafa Bey, biraz önce arkadaşlarla konuştuk birinci turda. Dernek, hemşeri derneklerinden arkadaşlarımızla biraz sohbetler ettik. Siz de izlediniz. Buradakilerin diğerleri hep buraya, Manisa'ya göçmen olarak tırnak içerisinde söyleyeyim. Türkiye'nin diğer illerinden gelen insanlarımız. Siz Manisa'nın Gülp Dağları'ndasınız. Ev sahibisiniz burada. Arkadaşlarımız burada dernek kurmalarını ihtiyaçlarından dolayı olduğunu ortaya koydular. Çalışmalarını ortaya koydular. Ben de öyle görüyorum. Gerçekten burada dernekleşme gerekli, ihtiyaç var. Yani ama bir gün dileriz ki sizin görevinizi devlet kendisi üstlenir. Buradaki mülkamirlerimiz kendileri üstlenir. Siz sadece sosyal kültürel işler yaparsınız. Hemşehrilerinize iş aramak, işte hastaneye götürmek gibi konularla uğraşmamış olursunuz diye düşünüyorum. Ev sahibi olarak siz bu hemşeri derneklerinin işte Manisa'daki çalışmalarını, Manisa'ya kattığı katma değeri veya Manisa'da yaşayanların Manisa'yla bütünleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun diyorum inşallah Ali Bey. Bu dernekçilik olayı insanların toplu yaşadıkları yerlerde doğal olarak oluşmuş bir durumdur. Şimdi biz Manisa'da ev sahibi konumunda diye söylüyorsunuz. Elbette evet, Manisa'dayız. Manisa'nın kırsaldan şehire göç eden, kırsaldan Yuntdağlar Derneğimiz 63 köyü kapsadığı için Yuntdağ köylerindeki 63 köyün vatandaşı bu şehire geldiğinden, kırsaldan şehire göç edenler haliyle biz de 4 sene önce oluşturulan bu hemşeri dernekleri platformunda arkadaşlarımız, işte Afyonlular, Balıkesirliler, Eskişehirliler, Ardahanlılar, Çerkezler gibi derneklerimizle 21-22 tane dernekle bir araya geldik. Onlar da yıllar önce kendi toplumlarının Manisa'ya gelip de başka şehirlerden burada kendi kitleleriyle bir dost edinme, dayanışma içinde olabilmek için kendi derneklerini kurmuşlar. Biz de Manisa'da Yuntdağlılar Derneği olarak 95 yılında kurulmuş hazır bir dernek olduğumuzda, bu derneklerimizle birlikte, hemşeri derneklerimizle, hani Manisa'dayız, Manisalıyız düşüncesiyle hiç ayrıştırma yapmadan birlik, beraberlik içinde platformun içinde yer almış durumdayız. Tabii ki her dernek kendi esas asli görevini yapmakla mükelleftir. Kimisi hemşerilerine yardımcı olabilme, kimisi de bizimki ayrı bir bölgeyi kapsıyor. Bizim hemşeri derneklerinden farklı bir durumumuz var. Biz gene buna rağmen Manisa'dayız, Manisalıyız diye bütün arkadaşlarımızın kurmuş olduğu derneklerle birlik bütünlük içinde, birlik beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizimkisi ayrı dedim. Çalışma alanı farklı. Yani 95 yılında kurulmuş, 63 köyü kapsıyor. Yani hem köylere çalışıyorsunuz, hem şehirdekilere, böyle çok geniş kapsamlı bir durum. Yani sizin Manisa'nın kırsalından geldiniz ama şimdi Manisalı'yla da bir doku uyumunuz var. Yani doku uyumunuz var, kültürel farklılığınız yoktur, yeme alışkanlıklarınız aynı, yaşam alışkanlıklarınız aynı. Siz oradan buraya ihtiyaçtan gelen, işte iş bulmak için gelen köylülerin buraya bir araya getirme çalışmaları yürütmüşsünüz. Biz de Obasya'ya, artık o yerleşkeye gidiyoruz. Biz de sizin artık şeyinizin,
İçerisine giriyoruz herhalde de. Çalışma alanlarımız da içerisine giriyoruz diye. Evet. Şöyle diyelim orasını Ali Bey. Yunt Dağı bölgesi Manisa'mızın cazibe merkezi. Gelecekte artık her kitleden insanlar oluşacak. Ama iş yeri olarak, ama çalışma alanı olarak, ama mesken edinme olarak her kademede insanlar oluşacak. Yani ama yıl sonra ben Yunt Dağı'ndaki durumu tanıyamayacağım. Mustafa Bey yani ben bu trekking de yapıyoruz. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz biz. Anamın doğa dostları olarak da. Ben Yunt Dağları'nda da epey bir köylerini yürüdük, tanıdım. Şimdi bizim diyelim ki bir Urfa'ya göre, Mardin'e göre işte veya Diyarbakır'a göre şimdi oradaki yoksulluk var diyoruz da oradaki köylere. Yani ben gördüğümde ben de Malatya'dan gelen birisi olarak orada yaşamış birisi olarak da şunu gördüm. Gerçekten Yunt Dağı'nın köyleri o doğudaki köylerden daha yoksul. Yıllardır söylerler. Çok yoksul köyler var. Yani ben o doğunun en ücra köşesinde gerçekten o kadar yoksulluk görmedim. Hala suyu olmayan yerler vardı. Köyüne su gitmeyen yerler vardı. Yeni yeni gelmiş. Hala yani gerçekten evleri, yaşam alanları, o barınma yerleri gerçekten işler acısı diye düşünüyorum. Yani Manisa'ya da çok değil yani 40 kilometre, 30 kilometre. Sizce sebep nedir? Yani bence sebep nedir? Gördüğünüz yerle buradaki oluşumun sebebi yani ne olabilir? Yani şey diyorum, şu tepkiyi duymasınlar. İşte Mardinli, Batı'da, Ege'de yatırımlar da bizim köylerimize bakmıyorlar. Bizim köyün yolunu, suyun elektriği yapmıyorlar diye tepki duymasınlar. Çünkü Manisa'da da yolu, suyu, elektriği olmayan köyler var. Ama bunu tabii tartışmak gerekiyor. Ayrı bir tartışma konusu. Yani Manisalı burada organize sanayiyi getirip tarım alanlarına yapacaklarına, yurt dağlarına yapsalardı daha farklı şeyler olurdu. O farklı bir tartışma alanı. Kafter Hangül Bey, Azerbaycanlar Derneği Başkanı. Şimdi sizin de ayrı bir göç hikayeniz var. Sizde kültürü iki aşamada. Bir işte Azerbaycan'dan genelde işte Türkiye'ye ilk girişleri Kars'tır, Ardahan'dır, o taraflardı. Oraya göç etmişler. Ondan sonra da bir iç göç yaşıyorsunuz. Evet. Yani hem bu Azerbaycan'dan getirdiğiniz kültürü Ardahan gibi, Kars gibi o bölgelerde atalarınız yaşatmış bir iki kuşak. Ondan sonra da siz genç kuşakta şimdi Manisa gibi, Eskişehir gibi veya diğer illere dağılmış kuşaklar olarak da siz o kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. Yani şeyi sorarak da geçeyim de Suriye'de Azerbaycanlı Azeriler var mıydı? Suriye'de çok az. Çok az. Yani şu şeyde köyler var mıydı? Daha çok İran'da bizim Azerbaycan çok yoğun olarak Güney Azerbaycan dediğimiz İran'da yani 30 milyon üstünde Azeri kökenli vatandaş. Yani neden sordum ben? Mesela ben bilmiyordum. Biliyordum ama bu kadar etkin olduklarını bilmiyordum. Çerkezler var Suriye'den gelenler. Çerkezler var. Yani Suriye'de yaşayan Çerkezler var. Orada orta halli bir geçime sahip olan ama İstanbul'da Kafkas dernekleri onlara çok iyi bir şekilde sahip çıktılar. Yani şu an o caddelerde işte İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da veya büyük şehirlerde gördüğümüz o sokaklarda dilenen Suriyelilerin durumuna düşürmeden kendi Çerkez hemşerilerine sahiplendiler. Kendi evlerini aldılar. İşte evler, konutlar bularaktan yardımcı olduğuna buyur diyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizleri ağırladığınızdan dolayı. Azerbaycan Kültür ve Dayanışma olarak üyelerimizle selamlarını getirdik sizlere. Biraz önce bahsettiğiniz gibi şimdi çok güzel bir söz vardır. Hani geçmişini bilmeyen geleceğe yol veremez diye. Atatürk'ümüzün de, Büyük Önder Atatürk'ün de güzel bir sözü vardır. Yani kültürünü ve eğitimini önem vermeyen devletler can damarlarından biri kurmuştur. Yani kesilmiş anlamına söylemiştir. Dolayısıyla eğer bir millet yaşamak istiyorsa geçmişine sahip çıkacak ve geçmişinden, atalarından devraldığı kültürü, geleneklerini, göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak zorunda. Dolayısıyla burada da bizlere büyük görevler düşüyor. Öncelikle tabii programı izlerken de özellikle sizin devletin bu konuda daha çok bu işin içinde olması noktasında vurgu yaptı. Ben buna çok katılıyorum. Yani
milli ruh, milli kültür olmazsa bir ülkenin, yani geleceği işte tarihe baktığı zaman yıkılır. Ben şöyle örnek vereyim. Azerbaycan bu karışık olduğu dönem işte 1918'de bir bağımsızlık mücadelesi yaptıktan sonra 1920 gibi işte tekrar Sovyetler Birliği'ne katılmak zorunda kalmıştır. Ta ki işte 1991'de bağımsızlık ilan edilene kadar. Aradan 70 yıl geçmiş. Bakın tam 70 yıl Sovyetler Birliği'nin egemenliği altında olmasına rağmen bağımsızlıkla beraber görüldü ki Azerbaycan halkı hiçbir şekilde kültüründen, geleneklerinden, göreneklerinden, dilinden, çünkü dil de çok önemli. Hiçbir ama yasalarda şey... da zaten dili yasaklanmamıştı o Sovyetler. Yasaklama sahip olma olayı çok önemli. Çünkü siz eğer çocuğunuza işte zaten bu kültür işte bizim ana amaçlarımızdan biri de bu. Yani kendi çocuklarımıza da yaşadığımız çevreyi, doğayı, işte atalarımız nereden geldi, bunlar eğer bunları biz yaşatamazsak sonucu hüsran olur. Dolayısıyla bugün Azerbaycan işte Kafkasya'nın parlayan yıldızı gibi, Türkiye Cumhuriyetleri de aynı şekilde. Bizler de işte dernek olarak 2003 yılında kurulduk. Kurulurken de isim... Ama şunun bir altını çizelim. Ben Azerbaycan o bölgeleri bildiğim için söylüyorum. Evet. Şeyi yani gerçekten ben de çok mutlu oldum. Evet. Ama Sovyet döneminde de Azerbaycan'da ne bir tane camisi yıkılmıştır, ne bir tane kutsal değerlerine el sürülmüştür. Kesinlikle. Her şey olduğu yerinde kalmıştır. Evet. Dilleri de yasaklanmamıştır. Evet. Eğitimlerini, kültürlerini de sürdürmüşlerdir. Evet. Yani bazıları şeyi söylediler ya işte komünistler dine karşıdır, dinlerine karşıdır diye. Yok. Yani kesinlikle yok. El dokunulmamıştır. Yok, siz buyurun. Ben o anlamda söylemedim. Yani buradan şuna gelip işte biz dernek olarak 2003 yılında kurulduk. Kurulurken de hani isim bağında yerel mi, ulusal mı düşünürken rahmetli Aydar Aliyev'in güzel bir sözü vardır. İki devlet, tek millet diye. Biz böyle düşündük. Yani Türkiye bizim, Atatürk'ün büyük önderin dediği gibi Azerbaycan'ın üzüntüsü, üzüntüsü, neşesi, neşemizdir diye. Biz de bunu bir bütünlük anlamına dönüşsün diye ulusal bir kimlik, ulusal bir isim vermek istedik. Yaklaşık 300'e yakın üyemiz var. Bu Azerbaycan işte 1920'de bizim dedelerimiz tabi o zamanki savaşta büyük Ermenistan işgaliyle beraber çok büyük kayıplar vererek daha çok işte Kars, Iğdır bölgesine yerleşerek orada yaşamlarını idam ettirmeye başlamışlardır. Ondan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerine hatta şunu da söyleyeyim yani işte Çanakkale Savaşı'nda kayıtlı 2000 tane şehidimiz vardır. Yani Azerbaycan'dan gelip Çanakkale'de şehit olan 2000'e yakın vatandaşımız vardır. Dolayısıyla biz zaten kardeşiz. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Ama ben burada hani altı özellikle çizmek isterim şu. Kültürümüze sahip çıkmamız lazım. Kültürümüzü tanıtmamız lazım. Ben vaktimiz var mı? Bir anım anlatmak istiyorum da. Bununla bir turda şey yapacağız. Döneceğiz zaten. Orada anlatırsınız. Arkadaşlara da biraz söz hakkı verelim. Arkadaşlarımız da kendilerini tanısınlar. Buyurun. Ben Ardahlılar Dernek Başkanı Şerafettin Özkan Efendim. Derneğimiz yaklaşık 2 yıldır kuruldu. Fakat hızla büyüyen bir dernek oldu. Kadın kollarımız kuruldu. Buna mukabil gençlik kollarımız kuruldu. Bizim bütün amacımız kültürümüzü yaşatmak ve Manisa kültürüne uyum sağlamak. Birinci sloganımız efendim biz Manisalıyız, biz Ardahanlıyız. Önce Ardahanlıyız, sonra Manisalıyız. Manisa'nın gelişmesi için, güzelleşmesi başkanım, için... Başkanım nasıl olacak bu? Yani burada doğan çocuklar biz hem Ardahanlıyız hem Manisalıyız mı diyecekler? Biz ne olacak? Olduğumuz yeri, yaşadığımız yeri sevmek zorundayız. Uyum sağlamak zorundayız. Buranın güzelleşmesi, gelişmesi, bir huzur kenti olması için gerekli fedakarlığı yapmak zorundayız. Ama Ardahan'ımızın kültürünü unutmak zorunda değiliz. Bunu mutlaka yaşatmak zorundayız. Çünkü en çok kıyma, zuluma uğrayan bir topluluğuz. Biz Ağızka Türkleriyiz. Ağızka'dan gelmeyiz. Burada işte Stalin'in en zor dönemlerinde 1943'te bizi Ağızka'dan Kırgızistan'a sürmüşler. İşte TRT'de son bir dizi seyretmiş olabilirsiniz. Bu büyük zulüm, büyük sürgün
Belki orada ben izlediğimde az yazmışlar. Merhametli davranmışlar. Bizim dedelerimizin anlattığına göre. Neyse biz burayı anlatalım evet. Şimdi o tarihe gitmeyelim. Ama buradaki Manisa'yı anlatalım. Burada çok güzel bir şey işaret etmek istiyorum. Buyurun. Bir toplumu yok etmek için topla, tüfekle, işgalla, sürgünle yok edemezsiniz. O toplumu eğer yok edebilmeniz için o toplumun kültürünü yok etmeniz gerekir. İşte biz Ağızka Türkleri sürgüne maruz kalmışız. Vagonlarda ölmüşüz. Yaşayanlar hiçbir zaman için dedelerimiz o kültürü yaşatmışlar ve bize miras bırakmışlar. Ne güzel. En son olarak Ukrayna'dan gelen Ağızka Türkleri, bizim dedelerimiz ve üçüncü kuşak şimdiki bizim yaşımızda olan insanlar 170 aile Erzurum'un Erzincan'ın Üzümlü ilçesine Tokyo konutlarında ikamet etti Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bir 100 hane kadarında şeyde Bitlis'te, Ağlat'ta. Ya biz o göçü anlatalım evet. Da biz, siz Manisa'daki çalışmalarınız nedir? Şimdi göçü tarihçesini onu birçok kez birçok platformda tartışıyoruz. Yani Manisa'da ne yaparsınız? Manisa'da çalışmalarınız nasıl? Manisa'daki Ardahanlılar ne yapıyorlar? Buradaki gençleriniz ne yapıyor? Eğitim durumları nedir? İşte sizin üyelerinizin içerisinde işverenleriniz var mıdır? Akademisyenlerin var mıdır? Bunları konuşalım biz. Biz en çok göç veren bir milletiz. Bizim yaşam hakkımız ya okumaktır ya da iş göçe tabi tutulmaktır. Türkiye'de iki tane ilde işsizlik oranı sıfırdır. Veya sıfırın altındadır. Bunun birisi Manisa'dır. Sanayi kentidir. Diğeri de Ardahan'dır. Ardahan'da çünkü iş yoktur. Dolayısıyla bu gençler, yeni nesil orada iş arayan kimse de yoktur. Zorunlu İşsizlik de yoktur. Evet. Bir mecburen burada göç etmişlerdir. Sanayi kentine gelmişlerdir. Biz de bunlardan burada bir dayanışma, kültürümüzü i̇şte yaşatmak. İşte karşılaştığımız zorluklarla onu böyle bir açalım. Efendim, işte biz orada geldiğimiz kültürü burada yaşatmak için bunlardan birlik beraberlik içerisinde oluyoruz. Acı günlerinde beraber ama oluyoruz. Ama kültürü yaşatmak için önce siz yaşamalısınız. Yani siz ne zorluklar görüyor? Buradan Ardahan'dan göçüp Manisa'ya gelenlerin nasıl sorunlar karşılıyor? Nelerle uğraşıyorlar? Burada yerleşmek için, işte evler olması için, işler olması için nasıl bir süreç yaşanıyor? Şimdi gelenlerin zaten birçoğu maddi durumdan yetersiz. Kenar mahallelerde oturuyorlar. Biz bunlara sahip çıkıyoruz. Gerektiği zaman sosyal yardımda bulunuyoruz. Gerektiği zaman çocukların okumasına yardım görüyoruz. Gerektiği zaman işte bu şehrin bir huzur kenti olması için elimizden gelen neler varsa kanunlara, nizamlara uymamız için telkinlerde bulunuyoruz. Bunların çeşitli vesileyle dernek binamız vardır. İşte geceler düzenliyoruz Ardahan'ın kurtuluşunu. Efendim çeşitli sosyal etkinlikler, kadın kollarıyla geziler düzenliyoruz. Çeşitli yerleri geziyoruz ve bütün amacımız da bizim tekrar o Ağızka Türklerini Erzincan'da görmemiz için büyük bir buradan oraya gidip görmek, insanlarımızı götürmek bize huzur verecektir. Böyle düşünüyoruz. Yaz sezonunda da mutlaka bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçekleştirmek istiyorsunuz diyorsunuz. Şimdi size gelelim. Buyurun evet. Sizler. Ya ben Eskişehir'in gerçekten bu kadar göç verdiğini düşünmezdim. Eskişehir de göç veriyormuş. Doğru söylüyorsunuz aslında. Eskişehir göç vermiyor. Bu arada ben Manisalı tüm dostlarımıza bize burada gurbette olduğumuzu hiç arattırmayan bu gerçek dostlara, Manisa insanına çok çok teşekkür ediyorum. Bu programı yapmış olmanızdan dolayı sizleri de tebrik ediyorum. 2006 yılından beri burada yaşıyorum. Eski Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık bürokratlarından birisiyim. Bir geçirmiş olduğumuz kaza sonrasında sıcak bir memlekete gitme hasıl oldu. Bir takım aparatlar vücuda tatbik edilince biz de Manisa'yı tercih ettik. Yaklaşık 6 yıl çocuk hastanesinde ve 112 komuta merkezinde görev yaptım. Sonrasında da emekli oldum, ayrıldım. Buradan 2006 yılında geldik. 2006 yılında biz birçok dernek oluşumunu gördük ama Eskişehirlerin burada ne kadar olduğunu ya da olabileceğini bir tespit etmek ihtiyacı duyduk. Nitekim 2000
10 yılında Manisa Spor Eskişehir Spor maçı buna çok, çok ciddi bir zemin hazırladı. Manisa'daki Eskişehirlerin özellikle Eskişehir Spor bizim için olmazsa olmazımızdır. Ki bugün Sivas Spor'u yendik, çok kötü günler geçiriyoruz. İnşallah bu bundan sonra yine kendisine gelmiş ve o başarılı noktalara ulaşmış bir Eskişehir Spor görmek istiyoruz. Tabii ki centilmenlik çerçevesi içerisinde biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde o maç sonrasında, o maçta aslında maç izlemedik. Soruyoruz, Eskişehir'den mi geldiniz? Hayır, Manisa'dan. Ve şu anda 2006 yılından 2010 yılına kadar olan süre içerisindeki araştırma tespitlerimiz ve dostlarımızla, hemşerilerimizle birlikte olmamız asabi ve bir anda dernekleşme durumuna getirdi bizi. 2010 tarihinde Manisa'da resmi tüzel kişilik olarak Eskişehirler Derneği'ni biz burada olgunlaştırdık. Tabii ki bakıldığı zaman bugün itibariyle 7894 tane Eskişehirli yaşıyor. 7894 merkez. Evet, merkez tüm il sınırları içerisinde. Merkezde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde. Biz daha çok burada bir göç noktasında olmamakla birlikte Manisa'da gerçekten mükemmel bir sanayi olduğunu, mükemmel bir toprak, özene bözene Allah'ın yarattığı ender bir lütuf olduğuna inandığımız bir yer. Benim için sıhhi ama burada kalan hemşehrilerimiz içerisinde de çok fazla, mesela Kütahyalılar mahallesi yok. İşte Ardahanlılar, işte Azerbaycanlılar veya işte Balıkesirlilerin aynı yerde mukim oldukları, Kütahyalıların mukim oldukları bir alan yok. Biz bu manada askeriz, polisiz, hemşireyiz. Genelde ekonomik devlet nedenlerle değil, zorunlu nedenlerle göç edersiniz. Yani benim burada kalmam buradaki sıhhi durumumla alakalıdır. Hemşehrilerimin her birisi de genel anlamda asker, polis, öğretmen, hakim, savcı, yani bürokrasi içerisinde, devlet bürokrasi içerisinde görev yapanlardır. Eğitim kurumlarıyla, hizmet sektörleriyle, eğitim kurumlarıyla ciddi anlamda Manisa'ya katkı sağlıyoruz. Belki de daha sonra yine geçeceğiz o konulara ama Manisa dediğim gibi Allah'ın burada yaşayan insanlara bir lütfudur. Ege ve Marmara'yı da bu işin içerisine Akdeniz'le birlikte katmak da mümkün. Dolayısıyla biz artık yine slogan olarak geçtiğimiz yıllarda belirlenmiş olan Manisa'dayız, Manisa'lıyız mantığıyla hareket ediyoruz. Daha çok bizi Eskişehir ve Manisa kıyaslaması şeklinde, bunlar birbiriyle kıyaslanacak şeyler değil. Ama bakıldığında Eskişehir'in bugün bir Avrupa kenti olmasına katkı sağlayan bireylerden birisiyim. Yılmaz Hoca'nın yapmış olduğu çalışmaları herkes değil artık Avrupa biliyor. Dolayısıyla biz artık burada yaşamaya karar verdiğimiz için de mümkün mertebe projeler üretmeye çalışıyoruz. Sağlıklı kent ve temiz çevre projelerinden tutun altyapısına ve bu kent içerisinde ihtiyacı duyulan her şeye biz varız dedik. Hı. Ve yine Yunus Emre Belediyesi Kent Konseyi'nde de görev aldık. Gerçekten orada bir takım ileriye dönük projeleri Sayın Başkan'ın desteği ve oradaki ekiple de göndermeye çalışıyoruz. Biz daha çok Manisa'nın hizmetinde olan insanlarız. Bilgi ve birikimlerinizi burada da paylaşıyorsunuz, evet. Diyorsunuz. Mustafa Bey, siz dernek başkasının başkanısınız, Yurt Dağlar Dernek Başkanı, aynı zamanda politikayla ilgileniyorsunuz, Manisa'yı tanıyorsunuz ve Manisa dışarısında da çalışmalarından biliyorum ki birçok konuda bilgileriniz var, araştırmalar yapıyorsunuz. Ben şimdi biraz önce başkanlarıma da ısrarla sordum. Niye sordum ki bütün olarak sizlere de bu konuyu soracağım. Yani Manisa'da doğan birisi ben Manisalı mıyım, Malatyalı mıyım diyecek, Ardahanlı mıyım diyecek. Çünkü siz bunu bugün burada görmüyor olabilirsiniz. Ama biz bunu bir yurt dışına çıktığınız zaman bunun acısını daha çok hissediyorsunuz. Yani yarın işte Hollandalı, ben Hollandalıyım derken biz Almanya'da soruyoruz arkadaşıma, nerelisiniz? Malatya'lıyım. Yani o milli değeri, o milli şuuru yok ediyoruz biz böyle. Yani buradan baktığımızda, siz buradan bakaraktan belki
bu hemşeri derneklerin işte geto, şehir getolarıdır, işte hemşeri dernekleri tartıştığınız zaman neleri, yani birçok şeyleri üstleniyor. Biliyorum ki Türkiye'de ihtiyaçtan kuruluyor, zorunludur. Yani gerçekten çok emek çekiyorlar. Bunları belki Ardahanlar Derneği burada olmasa birçok Ardahanlı yor yoksul, perişan olacak, ellerinden tutuyorlar veya Eskişehirler veya Azerbaycanlar ihtiyaçtan kuruluyor. Ama yani böyle de bir korku üretiyor. Şimdi burada bu yaşam şekli böyle işte dernekleşme Türkiye içerisinde, sınırlar içerisinde yerleşince aynı kültür yurt dışına da taşıyor. Yani orada böyle o milli şuuru yaşatamıyorsun. Yani ben Türk'üm işte diyemiyor, demiyor. Veya biz mesela diyelim ki Almanya'da 4 milyonuz biz. 4 milyona yaklaşmışız. İşte başka bir belki 800-500 tane olan şeyi yaşayan Yahudi lobisi bizden daha etkin. Bizden daha saygın. Çünkü biz lobi de oluşturamıyoruz. O şey olduğu için, ayrışma olduğu için. Tırnak içerisinde söylüyorum. Şimdi sadece orada değil, yani bir Almanya'da değil. Biz dünyanın hiçbir tarafında Türk lobiliği de oluşturamıyoruz. Şimdi buradaki küçük olarak gördüğümüz, belki önemsiz olarak gördüğümüz şeyler şimdi orada büyüyerek karşımıza çıkıyor yurt dışına çıktığımız zaman. Ben Manisa için dedim, unutmayın. Ama ne yapmak lazım? Yani şimdi buradaki gerçekten işte Sivaslı Doğan ben Sivaslıyım derse, Malatyalı Doğan ben Malatyalıyım derse, yani burada Manisa'da doğmuş 40 yıl sonra ben şeyliyim diyor, Sivaslıyım diyor, işte Maraşlıyım diyor, Antepliyim diyor. Ya ne olacak, bunun önüne nasıl geçeceğiz? Çok merak edilecek bir durum yok. Önümüzdeki kısa yıllar içinde dünyada Türklüğümüzle herkes övünecek, gurur duyacak. Ama dünya işte, zaten Türk'ü tanıyacak, iyi tanıyacak. Ama şimdi ya, bu şeydir. Ben öyle diyeyim kısa. Ütopyadır. Yani gönül öyle ister de şimdi bir de gerçekliğimiz var. Yani ben kendi yaşadığımdan anlatıyorum. Yani biz orada 4 milyonuz ama bu anlamda bir lobi kuramıyoruz. Şimdi bir gerçeklik de var. Ama burada parça parça küçük küçük gördüğümüz şeyler yurt dışına çıktığımız zaman büyük şeyler olarak da karşımıza çıkıyor. Yurt dışına çıkmadım ama edindiğimiz bilgiler sizin söylemlerinizi doğruluyor. Yani yurt dışında bunları yaşadığınız ya da gördüğünüz, gözlemlediğiniz doğrudur. Ona bir sözüm yok ama Türkiye'mizin ya da Manisa'da olayı bahsettiğimiz için biz bu tür olayları birlik, beraberlik içinde Manisa'dayız, Manisalıyız sloganıyla daha tam şey yapacağımız yerde bir şey çıkarmayalım gündeme demek istedim ben o anlamda. Gündeme çıkarma değil. Mesela diyelim ki burada Azerbaycanlıların, Ardahanlıların, Sivasların sorunları çözülmüş olsa. Eyvallah. Şimdi geriye ne kalıyor? İşte buradaki arkadaşlarımız biraz önce dediğim gibi onların barınmasıyla uğraşmasalar, sağlığıyla, öğrencilerinin burs almasıyla uğraşmasalar bu sorunlar çözülse. Geriye ne kalıyor? Bunların kültürel değerleri kalıyor. İşte Ardahan'dan getirdikleri halk oyunları kalıyor. Yöresel kıyafetleri kalıyor. Cirit oynamaları kalıyor. Evet. Bilmem neyleri. Onlar hep kalmalı zaten. Evet, yaşamalı. Bunlar kalıyor. Şimdi bunları da burada kültürü il müdürlüğümüz çözse. Dese ki kardeşim ben işte bu hafta Ardahanlar haftası yapıyorum. Bu hafta bilmem ne yapıyorum diye. O sorunu da onlar çözse. Şimdi biz o zaman ayrı ayrı Malatyalılar, Sivaslılar, Kayserililer, Antepliler olarak uğraşma yerine, yani Antepliler Manisalılaşmasın, işte Kayserililer Manisalı, Manisalılar olarak da Manisa'yı geliştirmek için bir bütün olarak Manisalı gibi hareket ederiz. Yani bu sorunlarımızın, bu yüklerin bu arkadaşların üzerinden alınsa, bunlar sadece kültürel ve sosyal anlamda çalışmış olsalar, evet, buradaki kültür müdürlüklerine daha rahat olmayacak mı o zaman sizlerin? Tabii. Yükü daha hafiflemeyecek mi? Fevkalade. O zaman da yani buradaki doğan çocuk ben işte Antepliyim, Maraşlıyım demez, Manisalıyımdır. Yani ayrı ayrı bir ihtiyaç kalmaz buna. O zaman biz de buradaki o bütünleşmenin meyvelerini yurt dışında yeriz. Yani orada da der ki ben Türk'ümdür. Yani Kayserliyim, Antepliyim, Sivaslıyım demez. Şimdi Ali Bey, dernekler Manisa'da baktığımız zaman yeni filizlenen bir olgu. Daha burada 3 yıl, 5 yıllık. Ha şu çıkmasın, yani ben burada dernekler olmasın değil mi? Dernekler olmalı ama dernekler burada İşte çocukların bursuyla, işte bir hemşerisine ev yaptırmayla, onun hastanedeki işini çözmekle veya birisini işe koymakla uğraşmamalı. Yani bu devletin sorunu. Normal dernekler kültürel değerlerini burada yaşatmalı. Onun çalışmasını yapmalı. Ben de aynı şeye parmak basmak istiyorum. Diyorum ki bu dernekler olmasaydı, dernekler kurulmadan evvel bu hadiseler konuşulmuyordu.
Şimdi derneklerin varlığı bir ses getirdi. Bir konunun artık varlığına parmak bastı. Ve bundan sonra ümit ederim ki sizin dediğiniz gibi tekrar buradaki görevliler harekete geçer. Bunu biz değil, devlet bu sorumluluğu yüklenir. Onlar götürürler, biz de yardımcı oluruz. Şimdi senin komşun bir hastası oldu mu, senin araban var diye, senin arabanı mı çağırıyor yoksa 112 mi çağırıyor? Ki eminim birçok arkadaşlarımız senin araban var diye çağırıyorlardır. Hemşerim işte arabamız yoktur, eşim hasta oldu, götürür müsün diye. Sen niye gece saat 3'te, 5'te, 2'de kalkıp onu götüresin? Ama biz o kültürü almışız, o paylaşmayı almışız. Ama işte... Kırsal kentinin zaten özellikleri bak. Ali Bey, ben köy öğretmenliğinden gelmeyim. Kendim de köylüyüm. Dayanışmanın en büyük özü köylerde başlar. Büyüdük, beraberlik köylerde başlar. İşte... Şehire indiğiniz zaman deniz misali, orada kim kime dımdımı havası başlar. Yani insanlar birbirlerine çok da ilgilenmezler. Ama köyde en alt mahalledeki birisi rahatsız olduğu zaman sizi etkiler. Belki görevinizin başınıza ortanı... O görevde izin alacaksınız. Ben şu arkadaşla ilgileneyim, haber salayım, ne ihtiyacı var. Hatta birileri de arkasından para cepine koyar ki ya gidersin orada hastanede para ihtiyacım vardı, şudur budur. İşte bu dayanışmalar, evet, sosyal bir devlet evet. olduğu zaman bu sorunlarımız çözülmüş olacak. Yani evet. Şimdi kesinlikle Ali Bey'e katılıyorum, çok özür diliyorum. Buyurun. Şimdi farklı kültürlerin buraya gelmiş olması, bu kültürlerin sivil inisiyatif anlamında Manisa'da hiç değerlendirilmemesi, İşte bu oluşturulmuş olan dernekler birliği içerisinde hemşeri dernekleri platformu kapsamında önem arz etti. Bu çok önemli. Şimdi bir mecburiyetten dolayı buraya, bu kente gelmiş olan bir insan ailesiyle orada her şeyini bırakıp burada yaşamak adına gelmişse, burada doğan çocuklarının elbette ki kendi gelenek, görenek, kültür ve örf, adet ve ananelerini kaybetmemesi gerekiyor. Asıl o, eğer kendi kültürlerine ait olan değerleri biz onlara birey olarak, büyükler olarak lanse edemezsek, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Farklı bir tip çıkıyor işte. O zaman belki bölgesindeki bir herhangi bir gücü kendisinde görüyor, şahsa ait bir gücü, belki agresif olan bir gücü burada uygulamaya çalışıyor. Oysa biz burada ciddi bir analiz yaptık. İddia ediyorum hala Manisa'nın çok ciddi anlamda sivil inisiyatife ihtiyacı var. Burada olmaması gereken, yani olmayan tek şey, bu platformlar kurulana kadar ölü toprağa serpilmiş bir STK'lar var. Ya da birbirleriyle sadece menfi alışveriş yapan veya işte kültürel demeyelim biz buna, daha çok çıkar noktasında örgütlenmiş olan yapılar var. Onlar da zaten kendilerine dokunulmadığı sürece başkasını görecek falan bir durumda değil. Yani kendi kültürlerini Ege'de eğer yaşatabiliyorlar ve gerçekten o karakteristik yapıyı onlara sağlayabiliyorlarsa bence hiçbir sorun yok. Şimdi siz Almanya örneğini verdiniz, Hollanda örneğini verebiliriz, Amerika'daki bir takım örnekleri verebiliriz. Yine şimdi bu gettolarda mesela Almanya'da kesinlikle ve kesinlikle Yahudiler belirli bir alan içerisine sıkıştırılmış, kesinlikle marjinal bir grup ya da onlardan başka olan yapılanmalarda yine bir marjinallik var. Yahudilerin getoları, yani, getoları yani yok. Genelde yani şeydir, onlar, Yahudi yerleşim birimi diyelim o zaman. Yahudi yerleşim birimleri hep göz altındadır. Oysa Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle gayet hoş bir yerdir. Yani dostluk, barış ve kardeşlik tesis edildiği sürece biz de burada en büyük Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan şeyin hemşire dernekleri platformlarının tüm ülkede bir de bunun tek olduğunu Türkiye'de söylemek isteriz. Sanırım diğer başkanlarım söylemişlerdir bunu. Bizim benzerimiz yok. Dünyada tabii, yani bir Avrupa gelişmiş ülkelerde. Onu biliyorum. İşte yani, bir Parisler derneği, bir Köylüler derneği, bir bilmem dostluk, derneği. Dostluk, kardeşlik, barış adına bu insanların kültürleriyle biz de yoğruluyoruz. İnanın öylesine kaliteli, şimdi, öylesine güzel insanlarla beraber dost olduk, kucaklaştık ki benim daha Eskişehir'e gitmeye ihtiyaç duyduğum bir durum söz konusu işte, olmuyor. Bak. Başkanım bak, bunları böyle ayırmamız lazım. Bizim Anadolu'nun her insanın evinde bir misafir odası diye bir oda vardır. Kesinlikle. Anadolu insanının her evinde en kıymetli yiyecekleri bir kenarda tutulur, bir tane misafiri gelecek diye. Yani o misafiri geldiğinde o misafirin en güzel şekilde ağırlamak,
yedirmek, içirmek, atına evet. bindirmek veya arabasına bindirip göndermek de şeydir. Yine Anadolu insanı dayanışmanın, birleşmenin, kültürün, yani kültürsel değerleri korumanın en güzel örneklerini sergilediler. Bizim burada konuşmak istediğimiz Manisa'nın, mesela şu 22 tane derneğin burada olması Manisa için bir zenginlik. Bunlar olmalıdır. Sayılarını biliyor musunuz? Kaç kişilik bir nüfus? Bunlar olmalıdır. Bunlar Manisa'ya ayrı ayrı değerler yaratıyorlar Manisa'da. Ayrı ayrı katkılar sunuyorlar. Bunlar birlikte hareket etmelidir. Yani bizim tartışmamız Manisa'daki hemşeri derneklerinin yüklerinin birazını devlete yükleyip kesinlikle onların sadece kültürel ve sosyal alanda faaliyet yürütmeleri gerektiğini biz burada tartışıyoruz. Evet. Yoksa hemşeri derneklerine ihtiyaç yoktur. Hayır, öyle değil. Sizin yani söylediğiniz... Ben diyorum ki bu yükü siz biraz daha buradaki var olan kurumların üzerine yükleyip işte hastane gibi birisini işe koymak gibi işte çocuğuna birisinin çocuğuna işte okulda okuyor ona burs sağlamak gibi iş adamlarının peşinde koşmak gibi bir gece yapacaksınız, kültürel gezi yapacaksınız, üyelerden bunun parasını nasıl toplarız gibi dernek aidat alacaksınız işte biz bugün derneğimizin lokalinin parasını şeyini kirasını nasıl vereceğiz bu düşünceleri yapmadan İşte Azerbaycan'ın burada kültürünü tanıtabilmek, size Eskişehir'in işte Yunt Dağları'nın arkadaşı Ardağan'ın kültürünü tanıtabilmek için bu sosyal şeyler ve sizin yükünüz, siz gerçi biraz daha bürokrasi sizin buradaki dernekleriniz ama ben biliyorum ki işte Ardağanların evet. olsun Azerbaycanlar da kısmen daha iyidir. Ama bunlar hep böyle cebinden harcayan, özellikle yöneticilerin cebinden bizde harcayan de, dernek mantığıyla baktığımız evet. zaman bizde de değişen evet. çok fazla bir şey yok. Daha azdır yani sizin 40 üye götürürseniz 30 evet. tanesinin arabası vardır. Bunlar evet. 40 üye evet. götürülür, 5 tanesinin arabası evet. vardır. Şu evet. dediğinize katılıyorum. Burada hangi kültür temsil ediliyorsa edilsin. Kesinlikle ve kesinlikle. Başta kültür müdürlükleri, başta valilikler, kaymakamlıklar Oğlum, ve kültür müdürlükleri. Arkadaşlarda bir söz hakkı verelim. Hemen başlayalım. Bitirdim, hemen Buyurun. Bitirdim. Buyurun. İşte bugün bu oluşmuş olan platformun yapılanması artık yerel yönetimlerde tamamen benimsenmiş olmakla birlikte bundan sonra da artık valilik ve onun bünyesindeki kurumların görevidir. Yarın bir gün bu iş kesinlikle onlar tarafından kabul edilecektir. Kazanıyoruz. Şimdi zaten Manisa'da bu platformu kurmamızın ana sebeplerinden biri de buydu zaten. Şimdi Türkiye'de devlet yapısına baktığınız zaman devlet genelde kendini koruma altına aldığından dolayı sivil toplum örgütleri sözde vardı. Yani yani dünyaya baktığınız zaman demokrasi gelişmiş ülkelerde genelde sivil toplum örgütleri yani ülkeye yayılma bazından çok üst düzeyde olduğunu görürüz. Yani İsviçre'de diyelim 10 milyonsa 40 milyon üyesi vardır. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde tabii sivil toplum örgütlerine katılım oranı, devletin buna bakışı bir izin verirsen şuna geldim. Yani söylemek istediğim şu. Yani oranı vereyim de ben Avrupa ülkelerinde %70 falandır evet, sivil toplum evet, kuruluşlar. Bizim ülkemizde evet. %6-7. Genelde biz tabii özellikle tabii bu çok uzun bir konu. Aslında böyle başka bir program yapsanız daha farklı ve ciddi konuşabiliriz de. Hani sonuçta konumuz daha farklı ama çok kısa şöyle değinim. Genelde bizde Türkiye'de hani bu tür şeyler böyle söylem üzerinde kalır. Yükü genelde işte bizim gibi hani gönülden isteyerek biraz önce bahsettiğim gibi hani yarınlarımıza ne verebiliriz diye gönülden katkı sunduğumuz olaylar. Bu organizasyonu dediğiniz gibi normalde devletin yapması lazım. Şimdi bakın mesela bir gittiğimiz zaman... Ama şöyle diyalog kurarak yapalım. Siz burada mesela etkinlik yapıyorsunuz, mülki amirleri çağırıyorsunuz, geliyor, sözümü bitireyim. Mesela konuşma yapıyor, biz desteklerimizi sunduk, sunacağız, devam edeceğiz, sunmaya evet, diyor. Evet, üç evet. gün sonra siz o aynı mülki amirin kapısına gidin, randevu almak için 10 evet. gün uğraşırsınız. Katılıyorum. Şimdi ben de ona işaret etmek istiyorum. Yani mesela genelde bizim yöneticilerimiz, yani yöneticilerimiz elleri cebinden hiç çıkmazlar bu derneklerde. Bundan bırakın biz hani bir şey beklediğimizi devlet de bizi mesela bir faaliyet yapacağını gidiyorsun rapor sunuyorsun şunu yapıyorsun işte mesela bir dernek geri tutuyorsunuz stopaj alıyorlar yani biz burada ticaret yapmıyoruz ki bununla ilgili de bizim bir çalışma olmalı yani şu Manisa'daki hemşeri dernekleri platformu eminim bütün Türkiye örnek olacak yani küçük bir Türkiye burası biz bunun liderliğini yapıyoruz önümüzdeki dönem zaten bununla ilgili geniş bir çalışma olmalı özellikle mali konular konusunda mesela
spor kulüpleri olsun, diğer şey mesela bağış yaptığı zaman vergiden düşebiliyorlar. Bizim de hani en azından diyelim iş adamlarımız var, esnaflarımız var. Hani kendi derneğine bu tür yardımlar yaptığı zaman en azından onun zarar görmemesi adına, derneğin gelişmesi adına bu tür şeyler için devletin bizim önümüzü açması lazım. Ya devletin yani bunu da, burada, yani, evet. Yani sosyologlar, psikologlar şey yapması lazım, size buluşturması lazım. Tabii ki, tabii yani ki. Ayda bir, iki ayda bir. Tabii ki. O sizin üyelerinizde. Ya bu, evet. Burada mesela şunu söylerim, mesela biz kurulduğumuzda ya siyaset de şuna bakıyor. Hakikaten karşılığı varsa onlar da önem vermek zorunda kalıyorlar. Biz mesela bunu kurduğumuzda sağ olsun Cengiz Başkan bu olayı el attığında bu organizasyon Türkiye çapında bir etki göstermeye başlayınca ister istemez bir talep doğmaya başladı. Sonradan işte iki tane belediye başkanımız, yani yeni kurulan belediyelerde sağ olsun belediye başkanlarımız da gerçekten bize her türlü katkıyı sağlamaya çalışıyor. Yani huzurunuzda onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bizim ileriki dönemde çok ciddi çalışmalarımız var. Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz ve bu devletin kültürel mesela ona baktığı zaman eğitimden başlamak lazım. Yani bir örnek verin. Biraz önce bir şey söyleyecektim. İşte ben onu diyorum. Azerbaycan soru sordunuz. Folkloru ekibi kurduk. Yani bundan 3 sene önce. Çok da güzel bir ekip oldu. Uzun çalışmalar sonucunda. Şimdi baktığınız zaman arkadan gelen çocukların buna devam etmesi lazım. Hani üniversiteyi kazanan evlenenler. Ya bir ekip bir anda kurmak çok zor. Bir anda arkadan geldik. Veriler şu, ya bizim çocuğumuz işte TEOA giriyor, işte imtihana giriyor, okul dersleri. Yani bunu çok geniş yelpazede ele almak lazım. Yani bu konuda ben size çok teşekkür ediyorum. En azından sesimizi Türkiye'yi yönetenlere duyurabilirsek bence çok daha ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Yani yükümüzü devlet, bu mesela şehirleşme, bir yani şehir yapılanması... İşte göç neden oluyor mesela, bölge arasındaki gelir dağılımı adaletsizliği işçilikten dolayı insanlar durup dururken yaşadığı memleketleri terk etmek isterler mi? Mecburiyet kalıyor ama gittikleri yere işte biraz önce getto dediğimiz büyük şehirlere göçlerde ne yapıyor insanlar? Sığınacakları bir yer arıyor. Biz ataerkil bir toplumuz. Nerede bir güç kişisel bazda belki şeyimizi alamıyoruz ama o toplumun içinde kendimizi güçlü hissediyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İlk önce kendi hemşerilerimizi buluyoruz. Kendi hemşerilerimizden yardım istiyoruz. Keşke bu organizasyonu devlet yapsa, ben de katılıyorum yani, size. Abi, yani siz bir folklor eğitimi vermek için bir tane hemşerinize gidip rica edip... Tabii işte, sponsor buluyoruz. Yani, tabii. Öğret. Tabii. Bugün buradaki evet. Yönetimler, bugün buradaki evet. Kurumlar evet. Size o tabii. Tür folklor eğitimi verecek öğretmenleri. Tabii ki. Parasını da vererekten size tahsis etmeleri, tam sizin atamaları söylediğiniz, gerekiyor. Söylediğiniz noktaya geldiğimiz aşamada şunu hemen belirtmek isterim. Bu müthiş bir gelişmedir. Şu an platform dönem başkanlığı İsa Bey söylemekti. Ancak şey, Mustafa sonra Bey hocam, biraz az konuştu da hocam, hemen bitirelim. Bunu söyleyelim çünkü şu buyurun. Söylediğiniz ısrarla söylüyorsunuz ya buna destek verecek bu. Şimdi Cevdet Çiçek Bey bundan sonraki platform başkanımız. Hı-hı. Biz geçtiğimiz toplantıda şu kararı aldık. Aynı zamanda şimdi bizim derneklerimiz tüzel kişilik. Hı-hı. Ancak bu hemşeri dernekleri platformunun bir tüzel kişiliğinin olması lazım. Hı-hı. Dolayısıyla kendisine hem bu dönem içerisinde dönem başkanlığı hem de aynı zamanda federasyon kurma yetkisini biz kendilerine vermiş bulunmaktayız. Federasyon kurulmuş olması demek ne demek? İşte tamamen tüm kültürlere, tüm yapılacak güzel eylemlere bu proje ürettiği sürece bu federasyon inanın çok ciddi parası, kaynakları ve kendi kendine her türlü işlevi başarabilip insanlara hizmet olarak sunacağı bir alan oluşturacaktır diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Yani federasyon da geliyor. Evet. Buyurun Mustafa Bey. Neresinden başlayalım? Bir taraflarından başlayarak ben bir taraflarına doğru yol alabilirsiniz. Şimdi ben Yuntarlar Derneği hakkında kısa biraz bilgi vermek evet. isterim. Arkadaşlarımız yani bizim Yuntarlar Derneğimizin dışında kalan diğer derneklerimiz özellikle öncelikle kurulma sebepleri
hemşeri dayanışmasıyla, çünkü bu şehire dışarıdan gelen hemşeri vatandaşlarımız diyeyim, böyle olduğundan hemşerileriyle bu şehirde kısa dayanışma adı altında başlayıp sonra gidebilecekler yerde gene kendi çerçeveleri içinde kalmıştır. Öyledir yani. Bizimkisi Yunt Dağlılar Derneği tabi 1995 yılında 63 köyün eskiden 70'li yıllara kadar hayvancılıkla meşgul olan köylerimiz 70'li 65'li yıllardan sonra tütüncülüğe dönmüşler. Tütüncülüğe dönüyorlar da hayvancılığı yavaş yavaş bırakıp tütüne ağırlık veriyorlar. 90'lı yıllarda da kotalar, notalar konmaya başlayınca tütün de 95'lerde fiyasko ile sonuçlanmış. Yunt'ta köylerimiz olduğu gibi tütüncülükle geçiniyorlardı. Haliyle 95'li yıllarda Yunt'ta köylerimiz tütün bitince hayvancılığa geri dönecek sermaye yok. Ne yapacaklarını böyle zor bir süreç geçti. Köyleşme ve kentleşme arasında karar verdiler. Evet, zor bir süreçte Osmancalı'dan Hüsamettin Elmas isminde arkadaşımız 3-5 arkadaşıyla bir ekip olup Yunt Dağlılar Derneği'ni kurmuşlar. İyi ki kurmuşlar tabii. Lobi hizmeti vermeye başlamışlar. Köylerimize yardımcı olmaya falan. 2005 yılına kadar 10 yıl başkanlık yapmış arkadaşımız. Biz de üyesiydik derneğimizin. 2005'te bizi davet ettiler. Yani derneğimiz zor durumda. Kendileri 10 yıl boyunca kolay değil 10 yıl dernek başkanlığı yapmak da çok riskli bir şey. Bizim de bir 10 yılı geçti. 11. yıl oluyor ama haliyle biz o zor süreçte işimizin ve siyasi ağırlığımızın ağır olduğu bir dönemde bunu da aldık. Koltuklar da dikenlidir maalesef. Zorla aldım. İstemedim yani. Zorla verdiler öyle diyeyim. Zorla aldım derken istemediğim bir halde teslim ettiler. Tabii anlatın bakalım dedim ben. 63 köy. 63 köy peki köylerimiz, derneğimiz iç içe yani kaynaşık mı? Yok değil. Düğünlerine işte gidiyoruz. Öyle İş çok dedim yani almayayım. Belki birçok köyde haberi yoktur. Yani bir kez daha reddettim. Yani almayayım ben iş çok burada dedim. Neyse arkadaşlar yoksa biz 10 yıl boyunca baktık bebek gibi. Size bir yetenek görmüşler demek ki. Bilmiyorum. 10 yıl boyunca bebeğimiz gibi baktık dediler. Biz bunun ölmesini istemiyoruz. Sen bunu yaşat diye. Neyse. Aldık derneğimizi tabii halk oyunları ekibini kurduk. Derneğimizi hemen revize ettik yerini. Gençlik ve kadın kolları yönetimlerini, başkanlarını oluşturduk. Yönetim kurulu yetmez dedik. Arkasından Yunt Dağları Sesi gazetesi varmış eskiden. Onu revize ettik. Ha, çok güzel. Çıkarıyor musunuz? Son zamanlarda biraz hep şeye kalıyor ya böyle sıkıntılar oluyor. Yoksa düz şeyimiz devam ediyor. Yunt Dağları Sesi aylık bir gazete. Onu revize ettik. Tabii 2006'dan bahsediyorum. Sonra Yunt Dağlar onu şey yapabilirsiniz ya, o yani gazete gerçekten öyle bir gazete varsa önemli yaşatılması için. Aktif. Mesela bu Obasya projesiyle falan birleştirip orada bir şeyler yapılabilir. Buyurun. Sayın Palay'la evet. Palay'la bir görüşmek lazım bunu. Görüştük de hep kaldı. Başkanlarımızla da görüştük. Olur bakarız ederiz. Size neyse, onu arka sayfaları veririz dedik işte yapın falan filan da. Evet, netice itibariyle Yunt Dağlar Kültür Turizm Festivali'ni başlattık 2007 yılında. 2005'te geldik bakın. Arkasından bu festivali tanıtım amacıyla Yunt Dağ kültürüyle Yunt Dağı tanıtım yürüyüşü diye hükümet önünden kafeseraya kadar hem festivale davet amaçlı hem de bir kültür kervanı oluşturalım dedik. Çok güzel. Yani 9 defa 9 yıl bunları geride bıraktık 2007'den. Bu sene baharda 10. festivalimizi yapacağız. Yunt Dağ Spor Kulübü'nü kurduk 5 yaşında bugün. Bunlar hep birer aktivasyon. Halkla buluşma toplantıları yapıyoruz. Kış aylarında boş geçmeyelim. Her pazartesi akşamı vali ya da resmi daire kurum müdürlerini ilgili Yunt Dağlı halkımızın içine daha kolay edecek. İşte orman işletme, tarım işletme, İşkur, SGK gibi müdürlerimizi, valimizi, belediye başkanlarımızı davet ederek buluşturuyorsunuz. Buluşturuyoruz. Halk güzel bir çalışma oluyor. Çalışmaları anlatıyor, soru cevap derken güzel bizim burada yaptığımız gibi bir sohbet haline dönüşüyor. Ramazan aylarında 30 gün boyunca halkımıza derneğimizin önünde iftar yemekleri. Köy ziyaretlerimizi kış aylarında yazın onları bulamıyoruz. Böyle çalışmalar.
Bu şekilde muhtelif geziler gibi çalışmalar isimleriyle saymakla 12 kalem ediyor. Ama bunları yapmak ise bizim arkadaşlarımızın işte Afyonlular, Balıkesirliler, Azerbaycanlılar, Eskişehirliler, Bunlar sizden daha ağır. Onlarınki bana çok yani hafif geliyor yani. Ama Allah kolaylık versin. Onlar bir kültür alacaklar. Bazen önerdiğim şu oldu. Derneklerinizin yerini ne yapıyorsunuz diye biz 2008'den beri 8 yıldır aynı binadayız. Yani diyorum ki batar katlı bir yer tutun. Altı kahve olsun halkınızın buluşacağı, üstünde dernek yapın. Kahveci derneğin kirasını bilmem nesini ödesin. Rahatlıkla sürdürün faaliyetlerinizi. Ama yani öyle olduğu zaman kadınları, gençleri tabii çekilemiyor. Evet. Yani burada sorun o. Ayrı giriş. Gençler tutulmuyor. Ayrı giriş. Tabii ayrı giriş o şart. Yani böyle olmasaydı biz onlar da yaşadık. Öyle geldik o yola. Kolaylıkla 11 yıldan beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaklaşıyor. Bir tur daha edelim. Siz bitirin şeylerinizi. Şimdi veya yani söylemek istediklerinizi. Yunus Dağlar Derneğimizin çalışması bu. Tabii ki bu çalışmaların amacı 63 köy bugün mahalle. Şehrimizde 150 bin köylülerimizle birlikte 150 bin nüfusu vardır. Yani 63 köyden ben 69 yılında köyümden ayrıldım. 55 hanelik bir köyümden hemen şöyle tamamlayayım bu nüfus konusunu da. 55 hane 1969'da ilkokulu bitirince şehre ortaokul lise için geldiğimde bugün gene 55 hane. 45-46 sene geçmiş 70 yılından. Köyüm gene 55 hane. Peki ne oluyor burada? Biz 7 kardeşiz. 7 kardeşten sadece ikisi köyde kalmış. 5'i burada. 15 tane yeğenim var. Teyze çocuğu, hala çocuğu falan filan. Bir bakıyorum benim köyümden 3000 kişi bu şehirde. Yani orada her köyden böyle düşünsen, ikişer bin kişi desen 120 bin kişi bu şehirde. Ama ağırlığı belli yerlerde bir de serpişmiş hali var. Nüfus böyle. Orası bir ocak. Ali Bey, orası bir ocak. O bacanın yetişiyor, nasıl gerekiyor? Çıkıyor, yetişiyor, çıkıyor. Çıkması da gerekiyor. Eğitim düzeyini yükseltebilmek için. Teşekkür ediyorum böyle çalışmalarınız. Yani şu açık, son zaten turu yapacağız. Bir mesajlarını alacağız, kapatacağız. Şu açık ki hemşeri derneklerin hepsi artık kadınları ve gençleri derneğe müdahil etme, çalışmaları içerisine katma konusunda çok zorlanıyorlar. Yani bunları da katmadıkları zaman da yaşatamazlar diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Sizden başlayarak da son böyle mesajlarımızı alalım, programı kapatacağız. Yani bu programa sığacak bir konu değil. Yani birkaç program yapılması gerekir ama bizim de zamanımız bu kadar. Bence de yani birkaç program daha yapabiliriz. Sıkıntı yok. Yani bizi çağırdığın süredir her zaman buradayız. Birlikte tartışırız. Biz ben zaten sizler için yani varız. Şunu söyleyeyim mesaj olarak. Ya zor, ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O yüzden Türkiye'nin Manisa'ya baksın. Biz Manisa'da küçük bir Türkiye olduk. İşte Balıkesir'inden, Afyon'dan, Eskişehir'inden, Balkanlılardan, Azerbaycan'a kadar. Demek ki birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşanabiliyormuş. O yüzden ayrışmaya gerek yok. Evet. Birleştirici olmak lazım diye düşünüyorum. Yani burada Manisalılık ruhuyla Manisa'dayız. Zaten bizim sloganımız Manisa'dayız. Manisalıyız sloganımız platform olarak. Ben buradan bütün Türkiye'de diyorum ki hep beraber paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Gelin hep beraber kardeşçe yaşayalım. El ele kol kola. Bu ülke bizim, başka bir vatan yok zaten. Evet. Bunu zaten bizler çok ağır, bizim atalarımız yaşadı. Şu an bizim toprakların büyük bölümü işgal altında. İşte Karabağ'dan tutun da. O yüzden bu ülke, bu yurt bizim. Ülkemize sahip çıkalım. Cennet vatanın değerini bilelim. Cennet vatanın kıymetini bilelim diyorum. Ya. Evet. Dönsünler, herkes Manisa'ya baksınlar, işte bütün başkanları. Biz kardeş gibi olduk. İnanın bak, kardeş gibi olduk. Yani ayda bir araya gelmediğim zaman. Ailemizden daha çok. Gerçekten öyle. Yani ondan çok böyle çok, hani bir arada ona teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi aynı mantık bizde de var. Kardeşlerimiz, karındaşlarımız hepsi Eskişehir'deler. Buradaki hemşehrilerimiz o kadar bize yakın ki. Onun ötesinde dediğim gibi bu ülkenin vatandaşı olup doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle şu anda Manisa'da temsil ediliyor. Bu dostluğun, bu barışın, bu kardeşliğin
bundan sonra hem ülkemiz hem de Manisa adına çok büyük bir katkı sağladığını ve sağlayacağını ben buradan söylemek istiyorum. Yeter ki biz kucaklaşalım. Samimi olarak bu hizmetleri bu vatana yapılacak ne kadar ahde vefamız varsa bu şekilde gösterelim diyorum. İyi ki Hemşeri Dernekleri platformu var. İyi ki Manisa bu şekilde huzurlu. Teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyoruz. Eksiyorum. Şimdi efendim biz derneği kururken ben çok isteksizdim. Son başkanım, mesajları verelim. Efendim isteksizdim fakat derneği kurduktan sonra çok memnun oldum. Çünkü çok güzel hemşerilerimi ben tanışmış oldum. Ve kendi kendime bir eksik hissediyordum. Ben bunları şimdiye kadar neden ya tanımadım diye. Çok da sevindirici bir durum. Kadın kollarımız bizim erkeklerden daha etkin, çok daha güzel, ileride ve daha akıllı yönetiyorlar. Tek sıkıntımız bizim derneğe halen de Ardahanlı olup da şu derneğe kayıtlı olmayan, kayıt olmayan insanlara şaşıyorum. Neden gelmiyorlar da, neden kaybolmuyorlar da, neden bizden birlik beraberlik içerisinde olmuyorlar? 27 Şubat'ta Ardahan'ın kurtuluş geceniz var. Bütün Manisalılar... Ne diyorlar onlara gittiğinizde niye katılmadınız? Şu var efendim zaten dernekçinin özü şu. Kendimizden başlayalım. Dernek bize ne verir? Dernek bir siyasi parti değildir. Bir sendika değildir. Bir iş kuruluşu değildir. Buradan bir yerden basamak atlayıp da bir yere geleceğin bir yer değildir. Hep özverili çalışacağın bir yerdir. Hep fedakarlık yapacağın bir yerdir. Hoca bu dernek bize ne verir? Sonu ne olur? Kardeşim kendisi, ne verir? Bura para verecek bir yer değil. Buraya sevgiyle kardeşliğine burada biz kültürümüzü yaşatıyoruz. Acı günlerinizde yanınızdayız. Siz yalnız kalmıyorsunuz. Birlik ve beraberlik içinde gidiyoruz. Bunlar da güzel bir şey var mıdır? Başkanım çok sitemkar. Hayır bunlar bütün ardından gelecektir. İnşallah iyi olacaktır. Bak, bütün ardından inşallah. İnşallah sizlerin sayesinde. Son olarak da sizin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün dernek başkanlarımızın etkinliklerinde sizin de Ali Bey söylemiş olduğunuz işte kültür müdürlüklerinin ya da belediyelerin bu işleri sahip çıkmasıyla inşallah çıkacaklardır. Taleplerimizi eksik etmeyelim, mutlaka ilgilenelim. İstemesini bilelim ki, ağlamasını bilelim ki onlar da sahip bunlar çıksınlar. Vermese de, onlar vermeseydi mutlaka yapmak zorundalardır. Bize yaklaşımlarını ve bizimle birlikte hareket etmelerini sağlayacak. O da sizin gücünüze bağlı. Örgütlü gücünüz olduğu zaman onlar daha çok sizinle ilgilenmeye başlayacaklardır. 216 bin sayı ilk kulağımıza Şerafettin Bey size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katıldığınız için Mustafa Bey teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı verdiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Tekrar yine tabii ki her zaman. Ne zaman isterseniz buraya. Bizim televizyonumuz 7. gün programı sizin burada sesiniz olacak. Aslında bilmiyorum. Buyurun. Mesela şöyle dernekleri de birebir ağırlayabilirsin burada mesela kültürlerini tanıtma adına. İşte kadın kolları, gençleri de daha farklı olabilir yani. Zaman zaman oturup daha güzel programlar olabilir. Yapacağız. Evet değerli izleyiciler, RTV stüdyolarında bu akşam sunduğumuz 7. gün programının konukları hemşeri dernekleriydi. Hemşeri dernekleri ve şehir getolarını birlikte tartıştık iki tur halinde. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla buluşmak üzere, hoşçakalınız.